Efendim Türkiye'nin en fazla izlenen yerel kanalı Kanal Fırat ekranlarından Miladın Mutfağı'ndan hepinize mutlu, huzurlu günler diliyoruz değerli izleyenler. Her zaman ne diyoruz? Sağlık, mutluluk, huzur dolu, bol kazanç dolu günler siz değerli izleyenlerimizin, tüm Türkiye'mizin, tüm Elazığ'ımızın olsun. Efendim bugün haftamızın ortası, çarşamba günümüz ve çok değerli bir konuğumuz, değerli bir sanatçımız bizimle birlikte olacak. Yeni albümü ve yeni klibiyle bizimle birlikte. Birazdan takdim edeceğim kendisini. Belki arkamda görüyorsunuzdur. Tanıyanların çok iyi bilirler kendisini. Elazığ'ı sanat camiasının, müzik camiasının çok yakinen tanıdığı, çok değerli bir ses sanatçısı kardeşimiz. Aynı zamanda çok değerli bir söz yazarı, besteci kardeşimiz bizimle birlikte. Bugün onları ikisini birden takdim edeceğim. Birazdan efendim siz değerli izleyenlerimize. Ama ana temamız her zaman olduğu gibi ne? Tabii ki yemek ve yemeğimiz de kimden öğreniyoruz değerli izleyenler? Değerli şefimiz. Enteresan değil mi? Çarşamba günü ve burada aramızda. Bence de ilginç. Tabii tatile girdi. Üniversitede de tatilde. Yüksek lisans için Ankara'ya gidiyordu diğer çarşambalar. Ama bu ara tatil olduğu için aramızda birkaç hafta zannediyorum. Kendisine soracağız birazdan. Bakalım günün menüsü neymiş? Tarifi neymiş, malzeme listesi neymiş dilerseniz değerli şefimiz Müyesser Ünsal'ı şefimizden öğrenelim birlikte. Evet şefim, evet, seni burada görmek çarşamba günleri ne güzel ya. Benim için de öyle sizleri görmek. Seni burada ya, İbrahim şeyi sattım şu anda. Feyzullah'ı sattım hemen. Feyzullah Bey izletilir bence de. İzliyordur o muhakkak. Buradan da selam olsun değerli kardeşime. Hiçbir çarşamba günü ne olursa, yani ne zaman ihtiyaç duysak tabii bizi ki, yalnız bırakmıyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz kesinlikle Feyzullah öyle. Şefime. Bu ara yoğun kendisi, bayağı tabii, işleri tabii. Var zaten. Tabii. Evet şefim, kaç gün tatil? İşte ondan çok emin değilim. Nasıl emin değil? Kafasına göre tatil yapıyor, kafasına göre gidiyor ya. Tarihten çok emin değilim. Yani kayıt için gidebilirim de gitmeyebilirim de ona bakacağız. Bakacağız. Evet. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. Evet efendim, bugün çok değerli konuklarım var. Birazdan takdim edeceğim ama öncesinde günün menüsünü öğrenelim. Ne yapacağız bugün şef? Ispanaklı, tavuk, mantar, gratin. Ispanaklı tavuk mantar graten. Evet. Ve bir de patatesli bir böreğimiz var. Patatesli bir böreğimiz varmış efendim. Ispanaklı tavuk mantar, tavuk mantar graten. Bir bak görelim malzemeler nelermiş. Ispanaklı tavuk mantar gratenimizin malzemeleri 600 gram tavuk göğsü, 500 gram ıspanak, 1 paket mantar, tuz, karabiber, pul biber. Beşamel sosu için ise 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı un, 2 su bardağı süt, karabiber, tuz. Üzerine de kaşar rendesi kullanıyoruz. Ispanaklı tavuk mantar gratenin malzemelerini tekrar ediyorum. Lütfen. 600 gram tavuk göğsü, 500 gram ıspanak, 1 paket mantar, tuz, karabiber, pul biber. Beşamel sosumuz için ise 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı un, 2 su bardağı süt, karabiber ve tuz. Üzerine kaşar rendesi. Evet çok teşekkür ediyorum. Bir de neyimiz vardı? Patatesli bir böreğimiz vardı efendim. Onu da görelim malzemelerini. Patatesli böreğimizin malzemeleri 1 paket baklavalık yufka, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ veya zeytinyağı, 1 su bardağı süt, 1 büyük su bardağı soda, 2 adet yumurta. İçi için 4 tane orta boy patates, 2-3 adet kuru soğan kullanıyoruz, 1 büyük su bardağı sıvı yağ, karabiber, kırmızı biber, tuz, yeni bahar, köfte baharatı ve kimyon. Tekrar ediyorum lütfen. Patatesli böreğimizin malzemelerini 1 paket baklavalık yufka, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ ya da zeytinyağı, 1 su bardağı süt, 1 büyük su bardağı soda, 2 adet yumurta. İçi için ise 4 adet orta boy patates, 2-3 adet orta boy soğan, 1 büyük su bardağı sıvı yağ, karabiber, kırmızı pul biber, tuz, yeni bahar, kimyon ve köfte var. Evet, çok teşekkür ederim şefim. Rica ederim. Şefim birazdan döneceğim. Tamam. Hem tarifini alacağız evet. Ve aynı zamanda malzeme listesini tekrar rejimizden, çok değerli Ömer kardeşimden rica edeceğiz. Sana teşekkür ediyorum. Hemen değerli evet. Sanatçılarımın, kardeşlerimin yanına geçiyorum. Şöyle yanlarına gideyim. Tamer hoş geldin. Şeref verdin güzel kardeşim. Hoş bulduk. Uzun bir aradan sonra. Evet, evet, evet. Vallahi bunu inanın 4 sezondur bekliyoruz. Albüm bitenden önce bitsin de gelsin diye aramıza değerli izleyenler. Efendim bugünkü konuklarımız Tamer Karaateş. Çok teşekkür ederim. Malum çok, bütün sanat camiası Elazığ'da çok yakinen tanırlar kendisini. Aynı zamanda İbrahim İrehan. İreyhan değil, İrehan. Klip. Başlarız. Evet, İbrahim İrehan da çok değerli bir besteci kardeşimiz. Aynı zamanda söz ve müzik yazarı. Değil mi?
Evet. Şeref verdiniz. Seni de yakından tanırlar. Üstad ben söyledim mi? Değil mi? Müzik camiası yakinen iyi bilir. Değil mi? Hem sazınla hem sözünle. Zaten saz olmasa söz olmasa bizler olmayız. Bize birbirimizi tanımlayan insanlar olur. Eyvallah. Kardeşlerim şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Eyvallah. Nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor abi. Hakikaten çok iyi. Değil mi? Bu arada kanal başında bizi izleyen bütün dostlarıma, sevenlerime selamlarımı söylüyorum. Oğlum da izliyor. Oğlum çok gelmek istiyordu. Allah aşkına. Getireydin. Son anda daha kararsız kaldım. Başlayacağım. Bir dahaki sefere. Şimdi kendisi de pasta yapıyor. Diyor ben gideyim evde pasta yapayım. Sen gel zaman hani kutlama yaparız diye. Tamam. Çok öpüyorum buradan eşimi, oğlumu, kızımı. Harikasın. Ben söz aldım. Yenge bu arada sen de benim kardeşimsin. Hem babayı tanıyorum hem eşini tanıyorum. Biz Tamer'le de konuştuk. Buradan da sana sesleniyorum. Değerli kardeşim. Evet, beraber geleceğiz. Yemek yapacağız. Bir gün burada yemek yapacağız. Evet. Değil mi birlikte? Böyle sazlı, sözlü, güzel. Başım. Hem yemekli bir program sözü aldım Tamer'den. Başım. Evet İbrahim kardeşim sen de hoş geldin. Şeref hoş verdin. Teşekkür nasıl ederim. Gidiyor? O şeref bize ait. İyi gidiyor. Valla işte koşturuyoruz. Programlar Tamer hocamla beraber işte. Harikasınız. İyi her ikiniz de. Eyvallah. Zaten son günlerdeki o heyecan böyle iki kat daha arttı. Evet. Hem albümün heyecanı vardı zaten bir de üzerine klibin heyecanı eklendi evet. Tamer ve İbrahim'e. Sanat dolu güzel günler geçiriyorlar. Faysal abimize de teşekkür ederim. Onu ayrı edeceğim evet. Zaten. Klip evet, harika olmuş değil mi? Evet, aynen. Faysal Tokmak efendim, Tamer Karayeteş'in o güzelim klibini hazırlayan, gecenin ikisi dinleyeceğiz hep birlikte. Hazırlayan ve sosyal medyada şu anda patladı zaten. Çok güzel. Şu an abi şöyle hemen konu oraya gelmişken söyleyeyim. Şu anda yaklaşık 250 dijital programdayız. Evet. Bugün itibariyle 6 gün oldu. Yaklaşık 100 bin izleme var. Maşallah. Yani, bayağı bir. 6 günde. Tabii ki. 6 günde 100 bin. Buradan sevgili genel danışmanım Mutlu Bayram da izliyordu bizi. Onu da çok öpüyorum. Sevgiler, saygılar, Utkucuğum. Evet. Selam olsun. Selam olsun kardeşime. Güzel kardeşlerim şöyle birkaç dakikanızı rica edeceğim. Yemeğimizi evet. Başlatalım. Tabii ki abiciğim. Hemen güzel parçayla başlayacağız değil mi? Evet. Yalnız sana da o sazın tellerine vurdurtturacağım yani. Bağlamanın tellerine vurdurtturacağım. Evet efendim şöyle şefimin yanına geçiyorum. Ben şefimin yanına geçiyorum diyor. Şefim kaçıyor ben tarafa kaçıyorum. Doğru gidiyor. Şefim come on gel. Tamam. Evet efendim neydi? Ispanaklı, mantarlı, tavuk graten. Doğru mu? Uydu. Uymadı mı? Yok uydu. Uysa da oldu, uymasa da oldu. Ben yaptım. İşin esprisi elbette ki uzman burada. Neyi yanlış mı söyledim? Yok sadece yerler değiştik ama aynısı zaten. Ispanaklı, mantarlı. Tavuk mantar greten. Tavuk mantar greten. Evet. O şey araya mantar koymamız. Çok önemli değil. Evet. Evet. Şöyle ne yapacağımızı öğreniyoruz efendim şefimizden. Buyurun. Ne yapacağız? Anlatalım. İlk başta yağda tavuklarımızı soteliyoruz. Ardından mantarlarımızı nasıl doğramak istiyorsanız yarım arka ya da nasıl tercih ederseniz. Onları ekleyeceğiz, onları soteleyeceğiz. Zaten onlar suyunu verip çektikten sonra pişmiş demektir. Ispanaklarımızı da zaten onlar bir yerde haşlamamıza gerek yok. Ispanağımızı da atıyoruz içerisine, onu da pişmesini bekleyeceğiz. Kapağını kapatacağız, sulanacak. O da suyunu çektikten sonra o da pişmiş olacak. Ardından tuzunu, karabiberin, pul biberini ilave ediyoruz. Bu bizim bir iç harcımız olacak. Bir de beşamel sosumuz var. Evet. Beşamel sos için yapacağımız işlem de tereyağında. Tereyağımızı eriteceğiz, unumuzu kavuracağız. Ardından sütümüzü, tuzumuzu, karabiberimizi ilave ediyoruz. Bir beşamel sos elde ediyoruz. Ve daha sonra bunları birlikte harmanlayacağız. Üstüne kaşar rendesiyle fırınlıyoruz. Çok güzel bir yemek olacak evet. Bence de. Tabii böreğimize sonra geçeceğiz zannediyorum patatesli böreğimize. Patateslerimiz haşlanıyor. Ondan patateslerimizi haşlıyoruz sadece evet. Bunu söyleyelim. Evet. Sonra bizim meşhur zilimize basacak ben zille evet. Çalışıyorum biliyorsunuz. Bilmez miyiz? Türkiye'nin zilli programı tek zili. Yemin ederim hocam basabilirsin aynı zamanda. Eyvallah. Çok seviyor yani. Bizim zilimi seviyoruz, zilimi seviyor. Biz de gittiğimiz böyle bazı yerlerde otellerde değil mi evet. Özellikle? Zaten, sen çok mu seviyorsun İbrahim? Evet hocam ona bir... Tamam ama buraya önem koyan biri. Arasına. Evet buradan oğluma kızıma gelsin. Klip lafı da şöyle. Kızım İbrahim, Yağmur, İbrahim oğlum bir, Adnan. Lafa başlarken birisine hitap edeceği zaman öyle bir tiki evet. De var efendim. Klip de. O yüzden ben dile getiriyorum. Çok da hoşuma gider. Eyvallah. Eski, mesela eskiden Bruno vardı. Değil mi? Bruno. Evet, klip. Bunlar bir hitap şeklidir efendim. Yöresel şeyimizdir. Ben de onun o doğallığı, o güzelliği. Zaten hiçbir sanatçının kötü olabileceğini düşünemiyorum. Kötü olan sanatçı mümkün olmaz. Mü? Kötü olan sanatçı yok ki. Değil yani mi? Hem sanatçı olacaksın hem kötü olacaksın. Yani çok tezat olmaz yani. Ama yoldan çıkmış sanatçı vardır ha. Evet. Gönderdim. Evet. Kim ki üstünü aldı?
Eyvallah. Efendim. Size yoldan çıkmış nasip mesela. Yani, hani... Yok sen yani, yani. Duruşunla, sanatınla zaten Tamer bir yerdesin. Onu kimse sana laf söyleyemez. Eyvallah. Eyvallah. Evet efendim şu parçamızı artık seyredelim mi? Evet gelsin. Hem abi, klibimiz gelsin. Hem parçamız gelsin eğer mümkünse Ömer kardeşime, rejideki arkadaşıma şey yapıyorum. Mümkün değil mi? Arada oraya buraya böyle bir araya da gelebilecek miyiz? Olabilecek, çok güzel. Hem klip, hem klip nereden çıktı? Hem klip. Hem klip. Sana da hem klip. Sana da ama var. Dedim ben, bu klipi ben sana sorarım dedim. Program. Hem klip hem klip. Hem klipimiz hem de klipimiz. Performansımız efendim. Kim geliyor? Tabii ki Tamer Karaateş. Eyvallah. Gecenin ikisi. Eyvallah. Çok teşekkürler. Evet. Sabah kalktım, işim gücüm yok. Sazımı çaldım, hiç mecalim yok. Ay yaş dolaştım, hiçbir yerde yok. Telefona koştum, gene haber yok, gene haber. Harikasın. Ya enerjisi eyvallah. De çok yüksek. Çok iyi. Parçanın. Çok iyi. Kendisi zaten. Bir de senin yorumun. Koptu gidiyor. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Yakıştı. Ben, çok teşekkür ederim. Parça vallahi, çok yakıştı. Gerçekten. Çok güzel. Ben teşekkür ederim sizlere. Harika olmuş. Takdir sizin. Mesajlarınızı bekliyorum değerli izleyenler. Eminim yorumlarınızda hem klip için hem parça için değil mi? O da zaten önemli. Sosyal medyada görüyor. Hakikaten çok büyük bir ilgi var. Ben buradan hazır televizyona çıkmışken. İlgi gösteren bütün sevenlerimize, arkadaşlarımıza, eşimize, dostumuza sonsuz teşekkürlerimi sunuyoruz. Yani hakikaten bayağı bir yüz, yani 5 günde 100 bin iyi yani çok. Tabii. İyi.
Efendim çok harika bir parça. Klip de çok güzel oldu. Buradan kendisine, değerli yönetmen Faysal Tokmağ, hem bizim programımızın yönetmeni, evet, hem klibin yönetmeni Faysal Tokmağ'a da tebrik ediyoruz. Harika bir klip olmuş, harika bir parça olmuş. Aynı zamanda ben de şöyle bir iki cümle ilave edeyim. Faysal abi her zaman söylemişim, yine söylüyorum. Elazığ'cı bir kazanç öncelikle. Onunla klip çektiğim için ben kendimi çok şanslı hissediyorum yani. Evet. Zaten klip ortada, her şey ortada. İzleyenler diyor hani nereden çektiniz klibi, hani kim çekti, evet, falan. Soruyorlar, çok soruyorlar. Elazığ deyince aa diyor falan. Hani böyle şaşırıyorlar bir, değil mi? Niye şaşırıyorsunuz? Her şey, yani Elazığ her olamaz mı en yani? Iyisi, her şeyin en iyisi Elazığ'dan çıkıyor. Çok doğru. Yeter ki vitrine sunalım, yeter ki birbirimizi sevelim, sayalım. Her şeyin en iyisi Elazığ'da. Tamer, şu çayı hak ettin. Eyvallah. Ooo çok süper olur. Evet. Bu arada sevgili arkadaşımız Necla da geldi, hoş geldin. Evet, Necla Hanım. Eyvallah. Efendim. Necla Yeter biliyorsunuz. Çok güzel bir program yapıyor da aramızda şu anda. Bir merhaba diyelim Necla, evet, Hanım. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Duymuyoruz efendim sesinizi. Duymuyoruz. O duymarken kendi programından başka programlara çıkmıyor efendim. Aa, tabii öyle bir şey var. Kapris. Güzel kardeşimiz. Ha, bak. Türkiye'nin tek zilli programı efendim. Zille çalışıyor. Eyvallah. Allah, evet, da seni güldürsün abi. Valla bol bol dinleyeceğiz sana, inşallah. Eyvallah. Yo, sen çalırsın, sever misin? Tamam, bana söyle, ben çalarım. Lazım oldu. İbrahim, İrehan kardeşim. Dedi ki Tamer, gittiğimiz yerde dükkanlarda falan buldum, hemen çalar. He, basıyor. Aynen, aynen. O otellerde falan çok olur değil mi? Otellerde bazı restoranlarda, bazı çıktığımız kafelerde var işte böyle. Bir tane bas lan benim için. Harikasın. Evet efendim. Neşemiz nasıl bilmiyorum. Sizler takdir, sizlerin, değerli izleyenlerimizin o neşeyi, o enerjiyi sizlere de inşallah veriyoruzdur, kesin, diye düşünüyorum. Kesin. Değil mi? Vallahi, evet. Şöyle bakalım, mesajlarımız da geliyor herhalde, bakacağım. Evet, ben gelmiş. Bir şey ilave etmek istiyorum. Hakikaten burada şu anda yapılan hiçbir şey yapmacık değil. Hakikaten insanların kendi enerjisi. Her şey doğal abi bizde. Abi senden kaynaklanıyor. Abi sen enerjiyi vermesen biz enerji veremeyiz. Çok güzelmiş. Evet, yani. Hakikaten güzel enerji. Vallahi billahi ben ilk defa böyle sizinle muhabbet etme imkanı buldum. Ama gerçekten çok doğal, çok sıcak. İlk çok defa muhabbet derken programda yani demek istedim. Programda evet. Ben, acaba yani, ben başka ziyle mi şimdiye kadar görüştüm? Estağfurullah. Ama çok yüksek bir enerjim var. Başlar isimli ben. Efendim gerçekten değerli sanatçılar kardeşlerim. Hem Tamer olsun hem İbrahim olsun. İbrahim'in de sazını dinleyeceğiz birazdan. Tabii getirdik, bağlamamıza getirdik. Evet. Sağlıklı ve lezzetli programlar. Tamer ve İbrahim Beylere selamlar. Karadayı parçasını rica, ikinci parçamıza vallahi birazdan. Parçasını rica ediyoruz demiş Tuğra ve Lina Keklikçi İstanbul'dan, sevgiler demişler. İstanbul'a selam olsun sevgili Keklikçi, evet, ailesine gelsin. Armağan olsun. Bizden de hem Keklikçi ailesine hem İstanbul'a, oradaki tüm hemşehrilerimize, tüm izleyenlerimize selam gönderiyoruz. İnşallah böyle bir çarşamba öğlenden sonrasında böyle bir enerji vermişsinizdir bize, izleyenlere. Şüphesiz. Değil mi? Şüphesiz abi. Her şey üst düzeyde, enerji üst düzeyde. Yani biz şu anda rahatız, mutluyuz, siz, huzurluyuz. Tabii, bu ben huzurluyum şu anda, ben rahatım. Benden evet kaynaklı olabilir ama konukla da alakalı. Yani, konuğun evet, vermiş olan, yani böyle pasif bir konuk olsa, değil mi? Necla sen de bilirsin. Yani sessiz sedasız. Tamamen her şeyi size bıraksa olur değil mi? Negatif bir konuk olsa bizim de enerjimiz düşüyor. Evet. Yani biz o enerjiyi ne yaparsak yapalım izleyicimize aksettiremeyiz. Öyle değil mi Neca? Yani çok farklı bir olay. Teşekkür ederim. Sizlerin enerjisi az önce İbrahim böyleydi. Bekliyordu. Yok. İbrahim takılıyorum sana. Öyle. Estağfurullah. Senden sonra açıldım. Normalde hani şimdi ben böyle enerji... Niye gerken kavga mı ettiniz? Hayırdır? Yok valla ben şahsım adına sıkılacağımı düşündüm. Hadi dedim, canım. Yani öyle bir şey... Ya miladın mutluluğunda sıkılmak var mı ya? Eyvallah, valla çok güzel abi. Kardeş biz burada hem yemeğimizi yapıyoruz, hem eğleniyoruz, hem şarkımızı, türkümüzü okuyoruz. Müyessere takılıyorum şefimize. Fazlasıyla. Böyle dolu dolu bir program yaşamaya çalışıyoruz. Evet, parçamızı dinleyeceğiz efendim. Mesajlarımız da geliyor. Bir tane daha. Merhaba, söz ve müzik kimin acaba demiş. Gecenin ikisi eserinin... Kolay gelsin. Utku Bayram. Evet. Anam, çok özür dileriz Utku Bey. Benim, nasıl söylemedik biz? Genel danışan söyledik, selam gönderdik biz. Selam söyledik tabii, tabii ya. Utku Bayram'a. Yani rica ederiz. Rica ederiz. Sevgili Utku kardeşim de hakikaten çok çok başarılı işler, evet, çıkarıyor Elazığ'da. İsminden kendisine söz ettiren bir kardeşimiz, arkadaşımız. Evet, tebrik ediyoruz Utku Bayram. İşi rast gelsin, evet. Harikulade bir parça. Yani parçanın hem sözü hem müziği tartışılmaz. İbrahim İrehan. Değil mi? Evet abi. Bir de ne efendim? Bir daha söyle. İbrahim İrehan.
Klif İbrahim. Harika. Ya, klif nereden çıkardın bana ya? Abi ben, eskilere götürdüm biliyor musun? Yıllardır böyle kullanıyoruz, aramızda da kullanıyoruz. Öyle. Biliyorum. Hani biz bunu aramızda kullanırken evet. İstanbul'a gitti arkadaşlarımız. Onlar da aralarında birbirine moruk diyorlarmış. Tabii. Bardrol'u da vardır. Klif'i duyduktan sonra onlar demiş ya moruk. Biz de artık birbirimize kriv diyelim. Yani orada da böyle biraz yaygınlaşmaya başladı. Evet. İnşallah Türkiye geneline yayacağız. Evet. İnşallah. Efendim yine bir mesajımız var. Merhaba Milat Bey, iyi yayınlar. Tamer Bey'in başarılarının devamını diliyoruz demiş. Çok teşekkür ederim. Elazığ'da birçok düğün salonunda görüyorduk. Düğün salonunda değil, müzikollerde de görüyorduk. Evet, efendim. Evet, evet. Birçok Elazığ'ın çok parça mı istiyorsunuz? Oğlum dur lan bir şey bitireyim lan. Nefes alsın. Evet. Görüyorduk ama bu denli yükseleceğini tahmin etmemiştik. Açıkçası klip çok güzel olmuş. Başarılarının devamını dilerim. Sevgiler. Gülşah Hanım bize ulaşmış. Çok teşekkür ederiz. Sevgiler, saygılar. Eyvallah. Teşekkürler. Daha bu hani Elazığ tabiri biraz amiyane kullanacağım. Daha bu lelesi. Fragman. Daha fragman geleceği var. Şener, çok sağ olsun. Hakikaten. De, eseri de var. İnanın uzun yıllar Tamer bekledi. Niye bekledi? Evet, en iyisini yapmak için bekledi. Doğru zaman. Tabii ki o hem en iyisini yapıp kendine de güven kazanacaktı. Öyle yani kimse yanlış anlamasın. Basit parçalarla bir albüm çıkaracağıma dolu dolu bir albüm çıkarayım dedi. Yanlış mı? Çok bunu doğru abi. Söylediğimiz. Çok o doğru. Yüzden de 12'den vurdu. İnşallah da böyle yükselerek o çıtayı yükselterek gidecek. Temennimiz o yönde. Bizim de gururumuz elbette. Hem dostumuz hem arkadaşımız hem Elazığ'ımızın çok nadide bir sesi. Biz çok de kendisiyle gurur duyacağız. Çok parça istiyorlar abi. Eyvallah. Yapalım o zaman Karadayı. Karadayı gelsin. Karadayı. İkinci evet. Ne tehlikeli laf var Karadayı. Hele bak hele bak. Parçaya girmeden önce İbrahim Hocam hemen eseri anlatsın. Eserin çıkışını. Mimarı. Evet mimarı sevgili İbrahim Hocam. Karadayı buyurun. Ondan önce eşim ve çocuklarım yazıyor bize de selam gönder diye. Ya doğrusu süreleyecektim ben ha. Eşim Meryem'e. Oğlum Adnan'a, ben çayımı alırım. Kızım hadi. Yağmur'a selam olsun. Onları çok seviyoruz. İyi ki varlar. Yeğenlerim ben öpüyorum ikisini de kocaman. Biz de selam gönderiyoruz. Hem yengemize hem yeğenlerimize efendim. Eserin çıkış noktası ben Tamer'le çalışmadan önceki süreçte böyle aslında şuradan alayım. Ben Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunuyum. Evet. Burayı bitirdim. Öğrencilik yıllarımda böyle bazı yerlerde çalışmak zorunda kaldım. İşte sazımızda, sözümüzde. O çalışmak zorunda kaldığımız dönemlerde de böyle analiz ediyordum. İşte gelen müşteri olsun ya da işte gördüğüm böyle enteresan olaylar. Ruhumuzda da biraz böyle yazarlık, çizerlik olunca bunu kaleme döktük, işte notaya döktük. O yılların vermiş olduğu bir birikim. Ondan sonra da bu eser çıktı. Bunu da sözümüzü bana ait. Yine Tamer Hocam yorumladı. Şeref duydum. Çok güzel. Şimdi dinleyelim. Dinleyelim mi? Dinleyelim. Hadi. İbrahim. İrehan. Hadi gelsin İrehan bakalım. Değil. İrehan yazdı ve sözlerini de bestesini de Karadayı. Yaptı. Çok keyifli bir eser. Karadayı. Hadi gelsin bakalım. Biraz ses alabilir miyiz? Alemlere düştüm ben. Her gece bakıyorum. Eyvallahım yok benim. El biz kopat kralma. Eyvallahım yok benim. Dardayım, zordayım. Bir acayip haldayım. Alemlere düştüm ben. Her gece fal yoldayım. Dardayım, zordayım. Bir acayip haldayım. Alemlere düştüm ben. Her gece fal yoldayım. Çayarım yok benim.
zordayım, zordayım, bir acayip haldayım. Alemlere düştüm ben, her gece pavyondayım. Dardayım, zordayım, bir acayip haldayım. Alemlere düştüm ben, her gece pavyondayım. Alemlere düştüm ben, her gece pavyondayım. Dardayım, zordayım, bir acayip haldayım. Alemlere düştüm ben, her gece pavyondayım. Teşekkür ederim, eyvallah. Ya, çok teşekkür ederim. Niye beni arazi almadınız kardeşim? Abi, aramıza kimse giremez diyorsunuz. O mesela sürbilal mesaj veriyor. Abi efendim. Aslında aramıza girmek isteyen çok insanlar var da biz aramızı sokmuyoruz. Eyvallah. Peki baş tacısınız kardeşim. Sen bizim başımızın tacısın. Eyvallah, eyvallah. Biliyorum, lütfen oturun. Valla ne güzel bir program oluyor ya. Yani çok hoşuma gitti. Evet. Ben ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Neşe verdiniz. Eyvallah. Böyle keyif verdiniz programımıza, değerli izleyenlerimize de. Sizden aldığımız meşeyi veriyoruz bize. Sağ olun. Efendim mesajlarımız akın akın. Geliyor. Geliyor. Okuyorum ben de. İbrahim'den Bey'den bir parça dinletirseniz çok sevinirim demiş. Tura ve Lina İstanbul'dan tekrar selam olsun demişler efendim. Biz de tekrar İstanbul'a selam gönderiyoruz. Eyvallah, birazdan sazını dinleyeceğiz. Evet, bir şeyler tabii, de tabii. Söyler belki. Beraber söylerler. Beraber iki. Söyleriz. Değil mi? Söyleriz, evet. Tabii. Evet hemen bir. İyi yayınlar Milat Hocam. Elazığ'ın müziğine, kültürüne katkı sunan ve söz müziğiyle İbrahim Reyhan hocama ait olan Gecenin İkisi şarkısı ile şehrimize katkı sunan İbrahim hocamın bu sözleri yazdığı için tebrik eder. İbrahim hocamın fanları değil. Hocam. Evet. Hocam evet. Gölgede bıraktın herhalde. Hocam hayırdır estağfurullah, ya. Estağfurullah vallahi. Çalışılmış mı acaba yani? Ya para vermiş gelmiş ha. Maaşı yatırdım oraya. Tebrik eder. Ayrıca Tamer Karataş hocama sesiyle şarkısı, eyvallah, sesiyle güzellik kattığı için iki hocamı tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Şehrimizin de şehrimizin de çekilmesine vesile olan Faysal Tokmak hocam ve emeği geçen herkesi kutlarım. Selam, sevgilerim ile Okan Aydemir. Güzel selam olsun. Dünyanın eyvallah. Kardeşim eyvallah. Okan kardeşim seviyorum. Gözlerini öpüyorum Okan'ım. Eyvallah. Sağ olasın. Bu arada yoklamadan düşüyorum. Bilgin olsun. Yani bundan sonra geç kalma. Çok dışarıdasın. Duyuyorum yani bizim program saatlerinde hani evde olacaktın. Evet. Esprisi bir tarafa. Gözlerinden öpüyorum Okan'ım. Evet. Bir başka mesajıma hemen okuyorum. Merhabalar Milat Bey. Ne güzel enerji, yüksek bir program olmuş demiş. Tamer Bey'e ve İbrahim hocamı tebrik ediyorum. Birinin kaleminden çıkan duygu diğerinin sesinde hayat buldu. Oo çok güzel. Çok güzel. Çok güzel evet. İyi yayınlar diliyorum. Herkese sevgi ve saygılar. Tuba. Kara Ateş. Kara Ateş. Senin canını yerim ben. Eyvallah. Selam olsun. Sevgili yani, işimiz selam olsun. Ya. Selam Ondan olsun. Da selam olsun. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Sen de renk katmış oldun. Değerli Tuba kardeşim, yengemiz. Evet. Çok merak etmiştim acaba kim yazmış diye. Değil mi? Kim yazabilir? Kimden gelebilir? Eşim tabii ki. Evet. Allah onun eşkini vermesin. Amin. Seviyorum. Amin. Kimseye sevdiğini de ayrı etmesin. Amin. Diyelim amin. Değil mi? Evet. Artık sazı vereyim mi? Tabii. Alalım zamanı artık. Tabii ki. Hem istekler de geliyor artık. Eyvallah. Bak bir tane canlı. Yalnızca yok. Okuyacaksınız. Öyle benim. Ben hoşuma gitmemiş olursa vermem sazı. Senin sevdiğin eser. Ruhumda sızı. Anam. Ender Bakır'ın o güzel evet, seslendirdiği. Tabii Ender Bakır'ın değil ama. Evet. Aşık Nesimi'nin. Aşık Nesimi'nin güzel eseri. Ama Ender Bakır da
Gerçekten evet. Çok güzel yorumlamış. Eminim Tamer de. Hocam, bu arada Viranşehir'de sevgili savcım Onur Vardar bizi izliyor. Onur Vardar. Evet. Selam olsun. Nerede? Viranşehir, Urfa. Viranşehir, Urfa, Viranşehir'e de selam olsun. Değerli savcıma da selam olsun. Armağan olsun. Hürmetlerimi, saygılarımı gönderiyorum. Evet, dinliyoruz. Gelsin bakalım. Nasıl bir derttir, dermanı yoktur. Bedenimde değil ruhumda sızı. Görünmez bir yara acısı çoktur. Bedenimde değil ruhumda sızı. Oy oy oy. Ruhumda sızı, oy oy, içimde sızı. Bedenimde değil ruhumda sızı, oy oy oy. Ruhumda sızı, oy oy, içimde sızı. Kurşunsuz, hançersiz, kansız bir yara. Hiçbir tabip buna bulamaz çare. Keşke Mansur gibi çekseler dara. Bedenimde değil ruhumda sızı, oy oy oy. Ruhumda sızı, oy oy, içimde sızı. Bedenimde değil ruhumda sızı, oy oy oy. Ruhumda sızı, oy oy, içimde sızı. Çok teşekkürler. Ağzına yüreğe. Eyvallah. Bu arada çok güzel parça. Anneme de gitsin de. Annem de seviyor beni. Öyle canım hanım. Armağan olsun. İzliyorsa selam olsun buradan. Eyvallah. Annemizin efendim anneye de gönderdi. Anneyi de unutmadı Tamer. Analar unuturum sen ya. Sen kime gönderdin? Yengeye mi? Ben yengeye gönderdim. Anneme de gönderiyorum. Aileme. Hele bir gönderme göresin. Gelin kaynına birbirine düşüresin. İbrahim. Evet efendim. Ellerine gerçekten efendim. Enerjisi yüksek bir program oluyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Güzel kardeşlerime. Mesajlarımız da geliyor. Mesaj mı geldi? Anam aradı. Eyvallah. Seni diyorlar demek ki. Selam olsun efendim tekrar. Merhabalar Milat Bey. İyi yayınlar. Biraz sabote ediyorlar. Çekemiyorlar. Ben. Yani evet enerjimizi kıskandırır aslında bizim. Tamer abim ve İbrahim hocama saygılar, sevgiler gönderiyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Çok teşekkürler. Göktuğ Arslan. Aslı Arslan bize ulaşmış. Çok Göktuğ teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar. Aslan kardeşim benim. İşin nasıl gelsin? Evet, şimdiki şarkı Gizem'den Ömer'e gelsin. İyi yayınlar demiş. Bir de istek programı olduk resmen evet, farkında. Sanatçı çıkarsın. Tabii ki efendim. Bundan sonra güzel parçamız daha var. Söyle, evet. Finalde okuyacak. Elazığ türküsü okuyacak. O da dediğiniz gibi Sinem'den, Gizem'den Ömer'e. Pekala efendim. Evet, hemen bir başka mesaj. Selamlar İbrahim Hocam, yüreğine, Tamer Hocamın sesine, nefesine sağlık. Mükemmelsiniz. Her anlamda seviyoruz sizleri. Göktuğ Kaya ve ailesi demiş. Göktuğ Kaya'yı da çok seviyorum ben. Çok Allah aşkına kesin. Adam gibi adamlar. Eyvallah. Selam. Sevgili Müslüman kardeşim. Sağ olsunlar. Efendim. Babacığım seninle gurur duyuyoruz. Umarım başarıların daim olur. Hocam senin benim mi acaba? Senindir. Efsa ve... Ooo sevgili kızım. Musab Karateş. Karateş evet. Ya
Dedeler de benim dostum ya. Evet. Değil mi? Tabii bu arada ona da selam buradan söyleyeyim. Yani, Eyüp evet. Hocam, Eyüp abim ellerinden öpüyorum. O da değerli bir aşçıdır. Çok değerli, bir aşçıdır. Şeflerin şefidir, kraldır evet. Eyüp ustama. Selam gönderiyorum efendim. Buradan ellerinden öpüyorum. Kızım ve oğlumu öpüyorum. Kızım atlamayayım. Tabii yani. Onlara. Eve gidersen direkt babana söylemedin sen. Değil mi? Evet, tabii, kızımı da öpüyorum. Doğru. Tamer hocamdan Ah Yar türküsünü istiyorum. Bir dahaki sefere diyelim. Zamanımız evet, kısıtlı. İstiyorum. Zamanı varsa Uygar Doğanay'dan Ah Yar. Efendim bir dahaki sefere İnşallah. Söz olsun. Evet, çünkü gelecekler iki program böyle yemek yapacağız. Yengeyle takip etsinler. Pazartesi günleri sahne alıyoruz. Sosyal medyadan, Instagram Tabii. sayfamızdan Tamer Karateş yazarlarsa. En azından sahne yüzde mekanlarından birinde. Sahne yaptığımız mekanları önerirler. Yani evet. Gelirlerse iyi olur. Bu arada yine reklam yapayım ben. YouTube Buyur. Kanalımıza arkadaşlar girip paylaşırsanız, abone olursanız bize destek olmuş evet. olursunuz. Sanatçı en büyük destek artık albümünü almaktan ziyade evet. YouTube'daki o sayfasına değil mi? Aynen. Abone olunuz. En büyük desteği öyle sağlarsınız Aynen. diyelim. Sanatçımız Tamer Kara Ateş'e ve İbrahim İrehan Bey'e başarılar diler. Sanat hayatı boyunca yayınlarında olacağımızı ifade etmek ister demiş. İstanbul 2600 öyle mi? Evet 2645 müzik. Evet bizim firmamız. Evet, kendi evet. firmalarının numarasını bilmiyor. Abi ben ne Abi yok çok özür diliyorum firmamızdan. Onlara da bir selam yok. Türkiye'nin yani. En iyi firmalarından, en kötü firmalarından evet. Albümümüzü oradan çıkardık. Buradan sevgiyle, kucak dolu sevgilerimi, selamlarımı sunuyorum. Başlaşalım. Bu son eserimiz de armağan olsun firmamıza. Değil mi? Evet. Doğru. 2645'e gelsin. Yani nasıl, şimdi bundan sonraki albüm de var tabii adamlar şimdi... Tabii yani. Unutursan yani bilmem yani. Biz de unutmak yok. Peki bundan sonra kalbim ne olacak? Ne zaman olacak? Bunu daha bitirmedik tabii. Yani bu daha henüz... Bir 15 sene daha beklemeyiz Tamer yok, yani. Yok öyle biz de bekleyemeyiz artık. Heh. Şöyle Bilal abi yani... 10 gün sonra albümleri, sizlerimiz bize geliyor. Şu an dijital programda var ama 10 gün sonra eşe dostlara vereceğimiz sizler geliyor. Bir bakalım insanlar, şimdi bizim sizimizde iki yönlü parça var. Bir Karadayı var, bir de pop fantezi yaptığımız eser var. İnsanlar hangi tarza yönelirlerse o tarz doğrultusunda gideceğiz. Evet. Hani bir şekilde yön verecekler bize. Doğru. Bir bakalım bir insanlarımız, halk neyi seviyor, hangi tarzı seviyor. Ona yönleneceğiz yani. Ona göre. Zaten şey burada. Peki parça belli mi? Klip parçası mesela ikinci. Bu albümde yani bu üçlüde klip var mı düşünüyor musun tekrar? Karadayı yapmayı düşünüyoruz. Karadayı. Tabii. Güzel gider. Faysal abiden görüştük biz. Dedi ki o çekeceğimiz yer İstanbul. Orada olması gerekiyor. Orada setler var. Hani şarkıya uygun setler var. Yine Faysal'a düşünüyorsun. Tabii ki. Tabii ki zaten bence de abi, tabii ki. İlkini harika yaptı. İkincisini de hak etti diye düşünüyorum. Yani ben naçizane fikrim bu. Tabii ki olabilir. Türkiye'de, ülkemizde birçok klip yönetmeni var. Başka biriyle de düşünebilirsin. Hiçbir eksiği yok. Fazlası var. Bana göre fazlası var, eksiği yok abi. Bence de. Yani gerçekten ben Faysal hem benim çok iyi bir dostum hem de programımızın da yönetmeni ama gerçekten hakkını veren bir insan. Kendisini tekrar tebrik ediyorum. Evet efendim bir mesajımız daha var. Sıradaki şarkı bu seden Emir. Ya bir söyledik ya artık. Üstün Dağ'a gelsin. İyi yayınlar. Gelsin efendim ona da gelsin. Şimdi ben parçayla veda edeceğim. Bitti mi? Tabii az kaldı. 5 dakikamız var. Zaman ne çabuk. 4 dakika kaldı. Tabii eyvah. Ama ben şöyle... Bir tane şeyin magnetimizi vereceğim. Birazdan dolaptan da sana vereyim. Tamer'e şunu tamam, bitirmeden. Tabii ki, tamer. Çok teşekkür ederim. Bunu buzdolabına asıyorsun. Çok teşekkür ederim. Baktıkça şeref duyarım. Bizi hatırlıyorsun. Şeref duyarım. Hemen şöyle kartlarımızı tamam, koyalım. Yengemize de buradan tekrar selam. Hem İbrahim Bey'in işine de. Selam olsun. Klip İbrahim. ya nereden çıkardın sen? Ben bugün taktım bu klipe. Herkese eyvallah. Klip diyeceğim artık bugün. Efendim kendilerine çok teşekkür ediyorum geldikleri için. Albümün de başarı Amin. Katsın inşallah. İnşallah. Parçasına, Amin. Klibine Amin. Klip eklesin. Çok güzellikler Amin. Onların olsun istiyorum. Artık İbrahim'den de bir şeyler bekliyoruz ama bu arada. Var mı sende de projeler? Şimdi şey gibi biz kendimizi yani onlar gibi olamayız ama. Niye ya? Niye ya? Sen neyin eksik onlar kardeşim? Onlar bir taneydi işte bu dünyadan göçüp gittiler. Yusuf Hayaloğlu'yla Ahmet Kaya Allah gibi. İnşallah Tabii. Rabbim nasip ederse ben yazacağım. Tamer kardeşim okuyacak. Onun dışında da başka Rabbim bir dostumuz çizgimiz. Beraber zaten. Zaten birliktelikleri evet. el ele vermiş gidiyorlar. Evet. Hemen bir mesajım var. Babacım sanma seni unuttum. Başarılarının devamını diyorum. Ben biricik kızın... Yağmur. Yağmur. Vallahi yağmur. Gönül koyardın ha. Eyvallah. Yağmur yağar ıslanırsın bayaman.
Evet. Elazığ'ımızın değerleri Tamer ve İbrahim kardeşlerime sonsuz başarılar dilerim. Başarılar daim olsun. Allah'a emanet olsunlar. Selamlar. Hidayet Belhan ulaşmış. Hidayet Belhan'a çok sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hakikaten değerli bir insan. Evet. Son gireceğiz veda. İlk bölüme veda ediyoruz. Hemen parçamızı... Kardeşlerime teşekkür ediyorum. Ne okuyacaksın? Söyleyeyim. Arkadaşlar Yüce Kurban Elazığ türküsüdür. Kaynak kişisi Yalçın Turan abime ait parçanın ilk 30 saniyesini, 20 saniyesini rahmetli Yeniceli Kemal Üstad'dan dinleyeceğiz. Sonra evet. Biz farklı versiyonla biz okuyacağız. Neydi efendim parça? Yüce Kurban. Yüce Kurban. Yüce Kurban. Tabii Elazığ'ın güzel gelsin. Şarkısı. Yüce Kurban'ı dinliyoruz Tamer Karaateş'ten. Evet hep birlikte buyurun. Yüce Kurban. Yüze kurban, yüze kurban, terlemiş yüze kurban. Yüze kurban, yüze yüze kurban, terlemiş yüze kurban. Ya beni ama götür, ya sen gel bize kurban. Ya sen gel bize hayran. Ya beni ama götür, ya sen gel bize kurban. Ya sen gel bize hayran. Evet değerli izleyenler tekrar kısa bir aradan sonra birlikteyiz. İlk bölümden şöyle bir hatırlatma yapalım. Efendim enerjisi bol bir ilk bölüm geçirdik. Çok değerli Tamer Karaateş ve İbrahim İrehan kardeşlerimiz, sanatçı kardeşlerimiz bizimleydi. Biliyorsunuz Tamer yeni bir albüm yaptı ve yeni bir kliple albümü taşlandırdı. Çok değerli Faysal Tokmağ'ın güzel bir eser oldu klipte. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Enerjisi bol bir ilk bölüm geçirdik ama... O enerjiyle yine devam ediyoruz efendim. Biliyorsunuz çarşamba günlerimizin olmazsa olmazı. Çok değerli uzmanımız, diş hekimimiz Mizgin Karagöz. Hoş geldin hocam. Nasılsınız? Bizim enerjimiz çok yüksek. Evet bizim de öyle. Aynı şekilde ne kadar geldik. Güzel. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Her zaman olduğu gibi birkaç dakikanı rica edeceğim. Tabii ki. Yemeği ihmal ettim ilk bölümde şarkı öyle türkü mi? Derken. Şöyle bir şefime doğru yöneliyorum. Anam börekleri yağlıyor. Evet. Kopmuş, bazen kopuyor. Evet, hiç değil şey mi? Tepki vermiyor size. Ben evet. Küsmüştüm ilk bölümde. Yok, küsmez bana. Yok, ben odaklanıyorum yemek yaparken. Odaklanıyor, hakikaten odaklanıyor. Valla. Kendi kendini unutuyor yemek yaparken. O da güzel. Ayrı bir şey yani. Ne güzel, ekranda sen bunu yapabilmek. Sen mesela çalışırken konsantre oluyorsun değil mi? Evet, tabii ki de. Herkeste bu var. Yani, hani bunu canlı yayında yapabilmek güzel. Aynen herkesin öyle. Herkesin yapamaz yani. Evet, şefim. Evet, Mert bugün Bey. Böyle ıspanaklı, tavuk, mantar, graten. Evet. Malzemeleri bir görelim. Neler yapıldığını öğrenelim. Evet. Okumana gerek yok. Neler yaptık? Muhtemelen.
ıspanaklı tavuk mantar gratin için ne yaptık? Yanına da alabiliriz isterseniz ekranı. Evet, aldılar zaten. Şimdi tavuğumuzu kuşbaşı et olarak doğruyoruz. Ardından soteliyoruz. Sotelendikten sonra da zaten mantarımızı ekleyeceğiz. O da suyunu çekene kadar pişecek. Ispanağımızı ekleyeceğiz. O da pişecek. Karabiber, tuz, pul biber atıyoruz içerisine. İç harcımız bu. Bir de bir beşamel sos var dedik. Tereyağını eritiyoruz. Unumuzu kavuruyoruz. Ardından sütümüzü ekliyoruz. O bir yoğunlaşma yaşayacak. Tuzumuzu, karabiberimizi ekliyoruz ve bir beşamel sos elde ettik. Daha sonra tavuklu karışımla birlikte karıştıracağız beşamel sosu ve borcama tepsiye neye yaymak istiyorsanız yayıyoruz. Üstüne kaşar rendesi ve fırınlıyoruz. Fırınlıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bir deneyimiz vardı efendim. Bir böreğimiz var. Patatesli börek. Onun da malzemeleri evet ekrana gelsin şimdi penceremize neler yapıldığını hep birlikte öğrenelim. Patatesli börek için tereyağımızı eriteceğiz. Bir sos kısmından bahsediyorum. Ardından sütümüzü, sodamızı, yumurtamızı ilave ediyoruz. Bir sıvı harç elde ediyoruz. Bir kenarda da soğanımızı soteleyeceğiz. Patateslerimizi haşlamıştık. Onları rondodan geçirdik. Patateslerimizi de kavurduğumuz soğana ilave ediyoruz. Ama çok kavurmuyoruz yoksa yakarız. Baharatlarımızı ilave ediyoruz. Bir patatesle harç elde ettik. Yufkamızı alıyoruz. Yufkamızın ilk katına sosumuzu ve 5 kat olana kadar teker teker sosluyoruz. 5 kat beş koyuyoruz. Kat. Çok güzel. Evet. Daha sonra uzun kısmına patatesini yayıyoruz. Sarıyoruz. Ardından üstüne sosumuzu gezdireceğiz. Susam, çörek otu nasıl tercih ederseniz fırınlayacağız. Zevk ediyorum. Evet. Değil mi? Peki. Kolay gelsin. Teşekkür Şefim, ederim. Sağ olun. Bugün gene yemeğimiz güzelmiş. Evet. Bayağı güzel görünüyor. Ben börek hastası olduğum için böreği çok severim. Öyle mi? Evet. Böyle tuzlu şeyleri seviyorum. Evet, börek de güzel değil görünüyor mi? Şu anda yani bu. Yani bu aynı malzemeyle içerisine patates yerine başka bir malzeme de koyulabilir. Peynir olabilir. Peynir olabilir. Değil mi? Ispanak olabilir. Tabii ki. Nasıl tercih ediyorsunuz? Farklı farklı her malzemelerle de yapılabilir. Değil mi şefim? Tabii ki. Evet. Efendim gelelim hocamıza. Evet. Bugün yine farklı bir konuyu ağız ve diş sağlığı adına işleyeceğiz değerli evet. Mizgin hocamla. Efendim diş çekiminde sıkıntı olabilecek. Hastalıklar yani evet. Akabinde. Aha, akabinde ya da öncesinde. Ya da kişide olan rahatsızlık nedeniyle diş çekimi sıkıntılı olur mu aslında biraz daha öyle diyelim. Evet. Şöyle diş çekimi öncelikle hani herhangi bir sebeple diş kaybı oldu, dişin çekimi oldu diyelim ki hastalar zaten çok korkuyor bundan. Hiç diş çekiminde sormayın. Ne olur diye. Ben bu arada korkmam ya hiç sormayın derken ben başkaları için söylüyorum. Evet. Hani herkesin de bir korku vardır ya o evet, diş çekimi. Koltuğu değil mi? Var tabii ki de var ve diş çekimi olunca... Böyle gözler fal taşı gibi açılıyor. Niye ben kokmam ya? Hiç kokmam yani. Bu, ne ben güzel. Hiç oluşmadı o. Ne güzel. O vallahi. Çok güzel bir şey. Belki küçüklüğünüzden gelen bir özgüvendir ya da böyle hekimin yani bilmiyorum. Sizi yönlendirmesidir. Hani bir sebeple diyelim ki dişi kaybetti ve dişin çekilmesi gerekiyor. Artık diş kurtarılamaz bir halde geliyor. Bizim için çekim sıkıntı değil. Bizim için sıkıntı olabilecek şeyler o kişide bulunan rahatsızlıklar. Yani sistemik rahatsızlıklar dediğimiz durumlar. Bunlar neler? Mesela kalp hastalığı. Sinir sistemi hastalıkları, kan hastalıkları, gebelik süreci yani bu gibi rahatsızlıkların hepsi ya da işte mesela tansiyon hastası, şeker hastası bu rahatsızlıklar bizde sıkıntı yaratabiliyor. Hani çekimde olabilecek komplikasyonlar bu kişilerden dolayı oluşuyor, bu rahatsızlıklardan dolayı. Hani bunu daha çok hastalarımız merak ediyor ve hani kesinlikle hastalar gittiklerinde zaten bütün doktorlarımız bunu yapıyordur diş hekimlerimiz. Bir anamnez dediğimiz ön muayene. Hani muayene sırasında hastanın bütün başka rahatsızlıkları varsa bunları soruyoruz. Herhangi kesinlikle. Bir rahatsızlık var mı? Kalp, işte damar hastalığı veya kan hastalığı var mı? Kalp, şeker, tansiyon, hamile olabilir. Gebelik var mı? Değil mi? Bunu direkt soruyoruz. Çünkü mesela dediğiniz gibi gebelikte ona kesinlikle röntgen bile almadan sormanız gerekiyor. Çünkü röntgen bile radyasyon olduğu için zarar veriyor. Direkt bunu hasta söylemeli. Tabii doktor da bunu sormalı. Bazen hastalar o korkuyla geliyor, unutuyorlar, rahatsızlığı ya söylemiyorlar. Zaten bazı insanlarda iğne evet, bir korkudur. Hepsi korku. Değil mi? Değerli izleyenler, iğneci korkusu, iğne korkusu. Bir de bu ağız içerisinde yapılınca o iğne, çok büyük bir çok küçük fobi. Bir iğne dahi olsa fobi oluşuyor. Fobi gerçekten var ve hiç yapmamışsa da var. Yani bu oluşuyor ister istemez. İşte bunu hani daha çok diyoruz. Eğer ki hekim sorar zaten hekim sorduğunda da mutlaka doğru yönlendirsin. Bazıları hani hekim ona hiçbir şey yapmaz ya da korkar diye ona bir sıkıntı yaratır diye söylemiyorlar mesela. Bu çok yanlış. Kesinlikle size zarar bu. Hekime, hekimden hastalıklar ziyade kendinize zarar yani. Bir de bazı ilaçlar alerji yapıyor bazı insanlara. Bakterim alerji yapıyor gibi. Sonrasında sıkıntı yaratabiliyor. Herhangi bir nefesin bile kesilebiliyor ve o yani kanama durmayabiliyor. Hani bunları zaten hani söyleyeceğiz zaten. O yüzden ne tür hastalığınız varsa kesinlikle bunu olur, söylemeliyiz. Olmak, muhakkak bu söylenmeli evet. Hekime diye düşünüyorum. Çünkü hayati
önem arz taşıyor. Ediyor. Yani çekimde olabilecek rahatsızlıklar aslında bu hastalıklar kaynaklı oluşur. Çok doğru. Ve mesela bunlara girelim. Kalp hastaları mutlaka hani kalp rahatsızlığı neyse onu diş hekimine söylemeli. Kullandığı ilaç neyse bunu söylemeli. Çok ve genelde doğru. Mesela antikoagulan dediğimiz kan sulandırıcı ilaçları kullanıyor kalp hastalarımız. Bu ilaçlarda nasıl sıkıntılar yaratıyor? Mesela direkt biz onun kendi doktoruna bir yazı yazıyoruz. Konsültasyon dediğimiz kendi normal uzman hekimine, kalp doktoruna. Yazı yazıyoruz, gönderiyoruz. Diyoruz ki işte kliniğimize gelen bu hastamızın böyle bir ilaç kullanıyor. Bunu birkaç gün bıraktırıyor hastaya. Hı-hı. Artık mesela bazılarında 3 gün, bazılarında 5 gün. Çünkü o kan sulandırıcı kanama oluyor ya mesela diş çekiminde. Evet, kanamayı durduramıyorsunuz. Tabii, pıhtılaşmayı engelliyor. Evet, engelliyor. Bu Eyvallah. Yüzden de kanama durmuyor. Çok doğru. Sıkıntı yaşıyor. Çok doğru. Onu bıraktırıyoruz mesela. Çok doğru. Bediye Hanım, ne ısmarlayacaksın bize? Ne ikram ediyorsun? Anam kahve içeriz evet, değil mi? Evet, ben tamam, söyledim güzel zaten. Bir. Nasıl olsun? Sade. Sade bir kahve içeriz. Peki. Bu arada ilk bölümden bir mesajımız kalmış efendim. Çok değerli, benim de çok sevdiğim bir kardeşim. Alper Çubukçu. Buradan da selam olsun. Cezalı o tabii. Geçen gün gelecekti, gelmedi bizim 500. Program kutlamamıza. Buradan da sistemi ileteyim efendim. Çok harika bir program. Her zamanki gibi mükemmelsin Milat abicim demiş. Özel konuklarına çok selamlar. Tamer kardeşime, yüreğine, İbrahim kardeşimin de kalemine sağlık. Yeni albümleri hayırlı olsun demiş. Biz de katılıyoruz bu niyetine, düşüncene. Ben sistemimi sevdiğim insanlar için yaparım elbette. Kesinlikle. Alper'e de çok sevdiğim için bu sistemi yaptım. Bekliyordum o gün tabii ki, değil mi? Tabii ki de. Bak mesela Mizgin Hocam da gelemedi ama iki uzmanımız geldiği için gelemedi. Kliniği, evet. Özcan Diş Kliniği'ni boş bırakamadığı için. Bırakamadım, aynen öyle. Geldi, biz de onun yüzden mazur görüyoruz. Kesinlikle. Kliniğe anahtar, kilit vurup gelecek yerleri yoktu. Mecburen açık değil kalacak. Mi? Evet. Gelenenden de gelmeyenden de Allah razı olsun. O gün bizi yalnız bırakmayanlara da çok teşekkür ediyoruz. Elbette ki 4 sezon boyunca bizimle birlikte olan o çok değerli uzmanlarımız, iştirakçılarımız, sponsorlarımıza ayrı ayrı tekrar teşekkür ediyorum. Evet hocam, evet. Diş çekiminden sonra ağrı olur mu ki? Olur mu? Olur. Tabii ki de oluşur. Normal olur. Olarak oluşuyor zaten bu ister istemez. Kanama oluyor o bölgedeki, yani travmatik olabiliyor çünkü zor olabiliyor. İltihap öncesinde varsa o iltihap ister istemez bir haftaya kadar ancak kendine geliyor. Ama tabii ki de ağrının azalması gerekiyor. Bir gün sonrasında artık hani hasta gayet normal hayatına... Azalmıyorsa sıkıntı var. Azalmıyorsa sıkıntı vardır. Özellikle 2-3 gün takiben hala ağrı aynıysa. Hala hatta daha şiddetli bir ağrı olduysa, mesela çektim rahatladım ama 2 gün sonra sanki hocam daha fazla bir ağrı oldu diyor. Onlarda mutlaka hekiminize başvurun. Çünkü orada bir sıkıntı var demektir. Ağrının geçmesi gerekiyor. Bir de psikolojik normalde. Bir vakalar var. Yani bazıları diyor ki hani geçmedi falan, acaba ne oldu? Geliyor mesela korkuyla ama ne olmuş? Mesela o hastalar genelde ya iyi bakmamış, orada yemek birikmiş, korkudan fırça vurmamış, hiçbir şekilde temizlememiş. Hani geliyor, alveolit dediğimiz kemik iltihabı oluşuyor. 2-3 gün takiben çok şiddetli ağrılar varsa alveolit dediğimiz rahatsızlık vardır. Çekim sonrasında kötü bakmadan, sigara içmekten, o bölgenin ya da tam tersi kişiler oluyor. Mesela o bölgeyi pamukla kurutuyor, oradaki bütün kan pıhtısı gidiyor ve kemik iltihaplaşıyor. Kemik orada tek kalıyor. O kanın orada kalması gerekiyor. Biraz da normalde kalması gerekiyor. Tabii ki de o pıhtıyı da alıyor. Kürdanla orayı oyalıyor, anam. Onları çıkarıyor mesela. Hani o kana dayanamıyor. Bazıları tabii da takıntılı mesela. Tabii biraz da uyuşuk hala, o yüzden farkına evet, da varmıyor. Evet, ve sonrasında böyle sıkıntılar yaşıyoruz. Evet. Onun tedavisi basit. Hani korkmasınlar şimdi ondan. Şimdi hocam o iğneyi yapıyorsunuz ya. Evet. O uyuşturmak amaçlı. Yani hı-hı, orada bir işlem yapılabilmek için, bir cerrahi evet, işlem yapılabilmesi için evet, oranın uyuşturulması gerekiyor. Keza hı-hı, acı ya da sancı çekmemeniz adına. Evet, doğru mu? Aynen öyle. Ama psikolojik olarak sanki hiç iğne yapılmamış, hiç uyuşturulmamışçasına psikolojik olarak o acıyı hissedenlerimiz de var. Çok var. Kesinlikle. Hayır, uyuşmadı. Uyuşmadı. Halbuki işte kontrol ediyoruz diyoruz. Tamam diyoruz. Mesela sond dediğimiz o ucu sivri olan şey. İğneyi batırsan farkına varmıyor halbuki. Varmıyor. Çünkü kontrol ediyoruz biz zaten. Ağrıyor mu diyoruz? Hayır diyor. Burası uyuşuk mu diyoruz mesela diyelim alt dudakta. Çenede. Dudakta uyuşukluk var mı? Dilde. Evet diyor. Hepsi uyuştu ama dişim uyuşmadı. Öyle bir şey imkansız. Hani ne ciddi büyük bir iltihap varsa onda zaten uyuşmayacağı malum. Yani bazılarında da ama geç uyuşma oluyor. Geç uyuşma çünkü oluyor. Çünkü alkol kullananlarda değil mi? Veya hani sigarayı fazla kötü alışkanlıklarda ve çene yapısı anatomik olarak farklı olabiliyor. Mesela boyundan bir sinir dalı alabiliyor. O zaman sen burayı da uyuşturamıyorsun. Sonuçta sen burayı uyuşturuyorsun. Hafif de olsa hissedebiliyor. Ama dediğimiz gibi hani büyük çoğunlukta uyuşuyor.
Ve eğer ki büyük bir iltihap varsa uyuşmaz diyoruz ya, onlarda biz zaten hastaya öncesinde 3-4 gün öncesinde antibiyotik kullandırmaya başlıyoruz. Tabii. Bu da onu zaten azaltıyor. Hani tolere ediyor. Evet, tolere ediyor. Şey yapmıyor. Ağrıyı bayağı bir az hissediyor. Ama korkmasınlar. Sonrasında oluşan bu alveolit dediğimiz sıkıntıyı çok rahat bir şekilde hekimler çözüyor. Ama kendileri çözemezler. Bak. Mutlaka hekimlerine gitsinler. Hekim orayı tekrardan kanlandırıyor. Orayı yıkıyor. Hocam çok farklı bir toplumuz yani. Yapıyor. Evet. Kapı kolundan dişi yerine kullanıp biz diş çeken bir milletiz. Ne kadar doğru, elbette ki doğru değil. Kesinlikle yanlış. Yani bir farklı bir işlemde, bir iltihaplı evet. dişi de aynı şekilde yaptığınız takdirde çok büyük riskler var. Riskler var. İstenmedik sonuçlar meydana gelebilir. O yüzden hiç öyle bir şey gelişmesinler. Bir ekmek fazla verin ama aynen. bu işi fırıncıya verin. Uzmanına verin diyoruz. Kesinlikle. Dişçiler bu işçim gaza. Yani dişçiler güzel. Diş hekimleri. Ya ben de yakaladık sizi. Vallahi yakalandım. Evet. Gerçekten önemli bir olay. Kesinlikle. Şimdi hocam böyle sırasıyla gidiyorum. Aha. Anestezi herhangi bir sorun yaratır mı? Yani yok, anestezi dediğimiz iğne olayı. İğne aynen. Herhangi bir sorun yaratmıyor tabii ki de. Sadece sistemik bir rahatsızlığı yoksa bir sıkıntı yaratmaz. Onda zaten hani ilk söylediğin sorudaki şeyleri anlatayım. Mesela sinir sistemi rahatsızlığı olan hastalarımız oluyor. Geliyorlar. Onlarda da mesela doktoruna başvurmasını istiyoruz. Niye? Onların kullandığı ilaçlar bizim yaptığımız anestezilerin etkisini azaltıyor. Ve hasta uyuşma olmuyor. Çok az oluyor. O yüzden de hani ne yapması gerekiyor? Hastanın mutlaka sinir sistemi ilaçları, sinir ilaçlarını kullandığını bize söylemesi gerekiyor. Çünkü bunlar bizim sıkıntıya sokuyor. Her türlü kullandığınız ilacı söyleyelim. Söylemesi gerekiyor ne yani. Ne kullanıyorsun? Aspirin dahi kullanıyorsak evet, söyleyelim. Aynen bence. Öyle. Hani evet. anestezi de dediğim gibi herhangi bir sıkıntı yaratmaz. Sadece sistemik bir rahatsızlığı varsa kanama yaratabilir, sıkıntı yaratabilir. O yüzden bizim için önemli olan anamnez, ilk muayene ve muayenesinde kesinlikle bütün rahatsızlıklarını söylemesi gerekiyor. Evet. Gebelikte de daha önceki işlediğimiz konulardaki gibi gebe hastalarımızda ilk 3 ay ve son 3 ayda müdahale etmiyoruz kolay kolay. Sadece ilaç tedavisi uygulayabiliyoruz. O da kendi uzman kadın doğum uzmanına izin alıp da onun izin verdiği ilacı kullandırıyoruz. Orta 3 aylık ederim. Yani 4-5-6. Aylarda müdahale edebiliyoruz. O da acil müdahaleler ve sadece onlara özel anesteziler var. O anestezileri kullanıyoruz. Ama dediğim gibi gebelik kesinlikle kontrol altında, ciddi kontrol altında yapılıyor. Yapılmalı. Evet. Gerçekten de önemli bir olay. Ki sadece diş hekimleri konusunda yani diş değil. Konusunda değil. Bütün işlemler için hamilelerin hekimlerine danışmadan hiçbir cerrahi işlem, yapmaması hiçbir gerekiyor. Tedaviye girmemeleri tavsiye gerekiyor. Ederim. Değil evet, mi hocam? Evet. Çünkü risk altında hepsi oluyorlar. Hepsi de öyle. Şeker hastaları mesela. Evet, keza. Diyabet hani, hastaları evet, dediğimiz. Evet, diyabet hastaları mesela onların belli bir değeri olması gerekiyor. Hani belli bir değerin üzerinde olduğunda biz onlara kesinlikle dental muayeneler evet. yapamıyoruz mesela. 180 dediğimiz değer var. Yani genelde şeker hastaları sabah ilaçlarını alıp gelmeleri gerekiyor ve ölçtürmeleri gerekiyor. Yoksa hiçbir müdahale yapamıyoruz. Eğer ki o değer 180'in altındaysa sıkıntı yok. Bütün dental muayeneleri ve işlemleri yapabiliyoruz. 180'in altında. 180'in altındaysa. Yani ama 180 ile 240 arasındaysa. Hocam ya gizli şeker olayı var ama. Ya tabii ki de o da var ama onlarda zaten hani hekimin kontrolünde olması gerekiyor illa ki. Şeker hastaları bizde sıkıntı yaratıyor ama sonrasında sıkıntı yaratıyor. Niye? Yaraları çok geç iyileşiyor. Çok doğru. Evet. Hani ve o şeker yüksekse sonrasında o kanama ya da sıkıntı yaratabiliyor. Ki iyileşme sürecinde de bence şekeri hep düşük seviyede tutmak iyileşmesi açısından. Kesinlikle. Değil mi? Çok önemli çünkü o yara orada böyle çok farklı lezyonlara dönüşebiliyor. Ben de biliyorum hocam ailem evet. şeker hastalarıyla, diyabet hastalarıyla dolu. Aile hastalığımız bizim de ve kalp hastalıkları evet. da çok var. Var. O yüzden ben biraz biliyorum o diyabet hastalıklarında diş hekimlerindeki sorunları kesinlikle. Zaman zaman yaşadık. İmplant ailemiz. Bile yapamıyoruz çoğu hastalarda evet. yüksek olunca. Çünkü iyileşmiyor. İmplant tutmayabiliyor. Dediğim gibi ama 240'ın üzerinde olan hastalara kesinlikle hiçbir tedavi yapılmıyor ve şekeri düşene kadar da kontrol altında tutulmasını istiyoruz. Dediğim gibi hani bir işlem yapacaksak o anda zaten cihazları oluyor. Onları getirmelerini istiyoruz. Ölçüyoruz. Bir sıkıntı yoksa o şekilde yapıyoruz işlemlerini. Evet, teşekkür ederim. Hocam bir de aft yani, var. Aft. Evet. Aft. Nedir bu aft? Bu aft dediğimiz ağız içi yaralar. Ağız içi yaralar oluşuyor. Onları böyle beyaz, beyaz, sarı, kırmızı gibisinden böyle hani evet. etrafı kırmızı hare evet. içinde oluyor. Böyle beyaz. Bazen ağzın birkaç yerinde oluşabiliyor. Evet. Hani pamukçuk diyor bazıları böyle pamukçuk. Ona benzer ona bir şey. Denir? Ona benzer bir şey yani evet. diyelim. Onun gibi hani oluşuyor ve hani daha çok bayanlarda oluşuyor. Erkeklere oranla daha fazla oluşuyor.
Bunun oluşma sebepleri de var ve çok ağrılı. Aşırı derecede ağrı hissediyor. Hiç tuzlu, baharatlı hiçbir şey yiyemiyorsunuz o olduğunu. Tabii. Evet, çok sıkıntı yaratıyor. Allah beni de yaşatmasın. Ben acıyı çok severim. Evet. Çok ama ciddi bir durum değil. Şöyle ki neyden oluşuyor? Mesela stres, travma, travmatik yanak dudak ısırma. Bazılarında var ya böyle çok sert ısırıyorlar. Bir anda yanaklarını ısırıyorlar. Bayanlarda olması çok makbul. Yani, kocalarına kızıp da bir şey diyemiyorlar. Evet, o yüzden böyle sıkıyorlar. Dışarı sıkıyorlar. Yanakları sıkıyorlar, dudakları yiyorlar böyle. Bayana bu lafı söyleyince nasıl parlıyorlar hemen, nasıl hemen kendilerini ele veriyorlar. Evet, aynen vallahi öyle. Vallahi ama yani hocam yani bayanlar da vallahi kendilerini o, evet fiziksel olarak bir erkeğe göre şey olmayabilirler ama dilleriyle bence bu işi hallediyorlar. O da olmasa ne yapsınlar ama? Değil mi? Vallahi doğru, doğru. O da olmasa ne yapsın? Peki hocam neleri tetikler ve nasıl geçer bu aft? Yani neler tetikler? Stres tetikler. Bu yanak dudak ısırma tetikler. Ondan sonra böyle stresli bir işi varsa. B12 vitamin eksikliği bunu etkiliyor. Onun dışında mesela bazı bu protez kullanan hastalarımız oluyor. Mesela onların vurukları. O da mı yapıyor? Tabii onlar da yapıyor. Onlar tetikliyor. Genel olarak ağız içi yara diyelim. Aft. Ağız içi yara evet. Yani sebebi farklı olabilir. Farklı olabiliyor. Bazı stres diş macunlarının içerisindeki işte sülfat işte o da mesela çok yüksek oranda olduğunda böyle ağzımızdaki dokularda yıkıcı. Mukozada yıkıcı etki yaratıyor. Bu da yaratıyor. Hocam peki bebeklerde niye olur o pamukçuk dediğimiz? Onlar da farklı sütten, etkenler. Sütten kalmasından sütten mı? Sütten olabiliyor ya da ağızda hani farklı bir flora oluşuyor. Çünkü anne karnından doğduğunda ağız yapısı farklı. Sonrasında artık dışarıdaki besinleri alıyor. Dışarıdaki besinleri aldıkça ağız florası değişiyor ve yeni bakteriler oluşuyor ağızda. Bir de düşündükçe insanın aklına geliyor ister istemez. Evet. Annenin yedikleriyle de sütüne yansıyor ya. Ya tabii ki de onun aldığı besinden tabii ki de çok çabuk etkileniyor. Baharatlı bir şey de etkileyebilir. Evet, evet çok çabuk mesela. Etkiliyor. Zaten hani onu da söyleyecektim. Aşırı baharatlı, aşırı tuzlu, turşu, biber bunlar... Çok fazla attı. Ne için turşu dedin hocam? Şimdi ben canım size. Şefim turşumuz var mı? Yok. Bitirdik mi biz o turşuyu? Bitirdik bitirdik. Tabii geçen sezondan kalmış. Öyle mi? Ya biz unutmuşuz depoda. Değil mi? Evet. O turşumuzu. Bu sene bir çıkardık. Bir güzel bir turşu. Değil mi? Bekledikçe güzel oluyor. Vallahi bekledikçe. Ama dur bakayım dolapta var mı ki? Yemeğin yanında vallahi gider ha. Olursa. Nereden söyledim yok böyle? Üste varmış. Üste mi var? Anam güzel olur vallahi. Sever misiniz? İlk söyledim, severim. Güzelse severim. Bizim yaptığımız kaldı mı? Yani herhalde bizim yaptığımız kalmamıştır zannediyorum ama kornişon mu var? Neyse kornişon kullanırız tamam, artık. Tamam olsun o da güzel. Evet. Efendim nereden nereye geliyoruz evet ya? Evet ya. Ben diyorum ki aft yapar bizimkiler tabii ki de siz hemen diyorsunuz ki onu yiyelim ama yemeden de olmuyor. Aft yapalım. Ya aftı tetikliyor aslında. Hani aft varsa ağızda bu onu biraz buradaymış. Daha nasıl diyelim böyle şey yapıyor. Aft bizim buradaymış turşumuz. Oo güzelmiş. Güzel görünüyor. Valla çok hoş gözüküyor. Vallahi harika anam. Burada mı yaptınız? Nereden aklına getirdin evet bizim? Evet işte nereden geldi bilemiyorsunuz. Biz burada yaptık evet. Geçen sezon yapmıştık. Değil mi? Geçen sezon çok güzel. Nazara gelecek düşürecek şimdi. Evet şimdi düşürecek. Evet. Ağız kanseri hocam bir de var. Evet. O da onun bir değişiği. Bu Allah kimsenin başına vermesin elbette. Evet. Kanser lafı ne kadar soğuk bir laf oldu. Evet değil mi? Kesinlikle. Kelimesi. Allah kimseye yaşatmasın. Aa. Nedir demişiz? Nasıl anlaşılır evet. Ağız içerisindeki aha. Kanser ve belirtileri de ne nelerdir? Olabilir ki çoğu insan da yaşayabilir. Yaşayabilir, o yüzden, evet. Dikkat etmemiz lazım. Kesinlikle. Öncelikle böyle bu az önce bahsettiğimiz aftı o yüzden bununla beraber aldım. Genelde kesinlikle. Ağızdaki aftla bu ağız kanseri karıştırılıyor. Hani bazen anlaşılamıyor. Aft görünce bazıları çok korkuyor. Belirtileri ne oldu falan. Şey mi oluyor? Yani görüntü olarak hani sonuç olarak bunda da ilk başta ağız içerisinde, dilde ve dudak çevresinde böyle kırmızı, beyaz şekilde böyle oluşan durumlar oluşuyor. Hatta bazı evet. Resimler vardı onları zoomlayabilir miyiz bilmiyorum ben ama. Ben bakayım. Hani benziyor, afta benziyor ama tabii ki de ilerleyen durumları daha farklı oluyor. Heh. Afta benziyor İyi ama aftan evet. Daha farklı. Alttaki resimler de ona ait zaten. Şöyle yan şey var mı? Yan görüntü yapsan hocam ben daha iyi gösteririm. Ağız iç kanseri değil mi bu? Evet. Kanser görüntüleri. Bunu da gösterelim. Belirtileri. İşte şöyle bir zoom yapabilir miyiz arkadaşlar? Hangi kameraya? Evet. Şu anda gördüğümüz ağız içinde bir kanser. Evet. Lütfen biraz. Evet. Bu aftla bazen karıştırılabiliyor. Aftla buna benzer bir yapı. Evet. Ama...
Şu ortada görmüş olduğunuz efendim. Evet. Değil mi? Ortada gördüğünüz. Evet. Kızarık ortasında böyle beyaz bir hale. Tabii ki de bu yeni başlangıç olanı. Bir başka resmimiz daha var. Onu da biraz daha ilerlemiş olanı oluyor. Evet. İlerlemiş halim şey bu şu. Yok. Bakayım. Şu. Evet. Bu ilerlemiş hali efendim. Onu da gösterelim. Bu bayağı bir kızarmış zaten ya. Evet morartı yani şeklinde. Evet. Bunda zaten hani normal bir ağız yarası olmadığı çok belirgin bu hastalığı. Dediğim gibi ama afta göre çok farklı. Afta çok şiddetli ağrı oluşuyor. Evet. Yani zararlı olmayan da şiddetli bir ağrı var. Yanma var. Ama kanserde ilginç bir şekilde çok ilerleyene kadar ağrı yok. Çok fazla bir ağrı yok, bir rahatsızlık yok. Ama ağız içerisi çok nemli bir ortam olduğu için çok hızlı ilerliyor. Bunu hani tabii ki de korumanın tek yolu nedir? Öyle ciddi bir şey gördüğümüz zaman direkt diş hekimine başvurmak. Kesinlikle. Bunu bu şekilde anlayabiliriz. Hocam tedavisini onkoloji mi bakıyor? Tabii ki hani bizde olmuyor zaten. Siz aşıyor artık. Biz aşıyor tabii ki de. Biz sadece teşhisinde yardımcı olabiliyoruz hastaya. Sonraki işlem tamamen hani kişinin onkolojiye yönlendiriyoruz. Ama çok ilerleyen, hızlı ilerleyen bir şey olduğu için buradan direkt boğaza ve ciğerlere kadar direkt gidebiliyor. Ama teşhisi siz koyuyorsunuz. Teşhisi koyabiliyoruz. Tabii ki de hastanın bilinçli olması gerekiyor. Bunu hemen anlaması gerekiyor. Çeşitli faktörler olabiliyor. Ne oluyor? Seste bir boğukluk. Mesela hani dilde tat kaybı oluşabiliyor. Zaten ağız içinde böyle geniş yaygın yaralar oluşuyor. Ama aft gibi bir ağrı yok. Aft mesela söylemedik onu ama 7-10 gün içerisinde kendiliğinden kaybolur. Hiçbir şey yapmasanız bile. Ağız içindeki bir normal aft hani kanser olmayan yara direkt kendisi iyileşir. Hocam eğer şunu rahatlıkla söyleyebiliriz değil mi? Diyabet hastası değilseniz ağız içi çok... Yaralarda iyileşmeye çok elverişli bir yapıya sahip. Aynen. Çok çabuk toparlar kendini. Toparlar. Hani siz doku olarak. Gargara bir şey hani normal bir ağız bakımınızı yapsanız bir hafta içerisinde onlar kaybolur. Ama kanserli hücre öyle değildir. Hemen kaybolmaz. Tabii. Çok hızlı bir şekilde yayılır. Ki bunu tetikleyen şeylerden biri nedir? Genetik yatkınlık var mı? Ağız içerisinde hani çok fazla sigara tüketimi, kanserojen maddeler, alkol... Bunların hepsi çok fazla tetikliyor ağız kanserini. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor ve mutlaka rutin kontrollerinizi yapmalısınız. Kötü alışkanlıklarınız varsa da ağız bakımı kesinlikle olmalı. 6 ayda bir diş hekimine başvurmaları gerekiyor. Değil mi? Kontrolleri yaptırılmalı. Evet, kesinlikle. Peki bunda da erken teşhis önemli yine. Tabii ki de hayat kurtarır. Değil mi? Evet. Her konuda olduğu gibi. Her türlü kanserde erken teşhis önemli diye düşünüyoruz. Sorularımız da geliyor hocam. Evet. Hemen okuyalım. Evet, bayağı gelmiş. Var mı? İyi günler. Üst ön dişlerim ayrık demiş. Evet. Buna alışmıştım ama sorunum şu. Dişlerin daha da açılmaya başladı. Üstten 20'lik dişim çıkınca biraz kapanır diyordum ama üstten de 20'lik dişim çıkmayacakmış. Doktorum dedi. Kökü yokmuş. Bu açıklık hep böyle artacak mı? Madem dişler böyle kayarak hareket ediyor, aralığı biraz da olsa kapanmasını sağlayamaz mıyım? Bu arada ayrılık 2 milimetre. Evet. Yaşım 21. Teşekkür ederim demiş. Anam evet. Bayağı bir mesafe. Evet, bayağı bir mesafe var. Bu rahatsız edici bir mesafe zaten. Konuşmayı bile etkileyebilecek bir mesafeden peki, hareketli bahsediyoruz. Midir? Dişler çok hareketlidir. Hiç tahmin etmediğiniz kadar hareketlidir. Diş eti, ağız çok farklı bir yapıdır ve zaten sürekli hareket eden bir yapı. Dişler de öyle, keza diş etleri de öyle. Hepsi de hareket eder. Ve dediği gibi eğer ki herhangi bir diş kaybı ya da bir şey olmuşsa bu daha da artar. Ki 20'liklerin çıkmasına bağlayarak onların kapanmasını bekleyemez kimse. Yani böyle bir mantık olmamalı. Hani benim 20'liklerim çıkar orası kapanır gibi düşünmemek gerekiyor. Eğer ki bu durumdan rahatsızsa ve bu kadar mesafe fazlaysa kesinlikle bir çözüm bulmalı buna. Gerek arayı dolguyla kapatabiliriz. Hani bir ihtimal. Onu istemiyorsa daha kalıcı bir şey istiyorsa lamine olabilir. Zirkonyum kaplama olabilir. Bu alternatiflerin hepsini sunarız hastaya. Hangisini istiyorsa. Bazı hastalar ilk başta kapanınca nasıl durur acaba diye merak ediyor. Genelde ilk süreçte dolgu istiyor. Diyor ki hani bir kapalı halini göreyim. Acaba yüzüme yakışacak mı? Acaba buna alışacak mıyım diyor. İlk başta bir dolguyu deneyin diyoruz. Bunu yapıyor ama sonrasında tabii ki de dolgu yıllar içerisinde sararıyor. Kaplama gibi değil.
sararma yapıyor ve orada kahve, çay bile çok ciddi lekeler yapıyor ve sarı görünüyor, renkleşme oluyor ve çirkin gözüküyor. Sonraki süreçte artık hasta diyor ki ben kaplama istiyorum diyor. Kapanığı haline çok alıştım, çok sevdim ama renkli. Bu sefer ya lamine yapıyoruz ya da zirkonyum yapıyoruz. Hangisini isterse. Evet, çok teşekkür ederim hocam. Sorularımız bayağı gelmiş, biraz hızlı gidiyorum. Kusura bakmayın. Evet, sıkıntı yok. Benim ön dişim 5 sene önce kırılmıştı demiş. Evet. Ve kanal tedavisi yapıldı. Fakat 1 senedir 40 dişim ağrıyor. Ve apsi oluşuyor. Bu yüzden sürekli yüzüm şişiyor ve devamlı antibiyotik kullanmak zorunda kalıyorum. Dişime dokunamıyorum. Dişim sağlam olduğu için doktorlar da dişimi çekmek istemiyor. Acaba dişimi çektirmek uygun olur mu demiş hocam. Şöyle ki bayağı bir aksatmış açıkçası. Böyle bir kırık olduğu anda gidip müdahale edilmesi gerekiyordu o dişe. Ki hani belki kurtarılabilecek bir düzeydedir. Sürekli şişmesi de iyi değil. Bu ucunda bayağı büyük bir iltihabın olduğunu gösterir. Sürekli iltihabın olması ve tedavi görülmemesi oradaki kemik kaybına da neden olur. Sadece hani mesela hasta onu geçiştirmeye çalışıyor ama geçiştirmek bir sonuç elde etmiyor. Tam tersine daha kötü şeyler yaratıyor. Sonuçta bilinen bütün kötü hastalıklar aslında enfeksiyondan, iltihaptan oluşuyor. Evet. İltihap hiç iyi bir prognoz değildir. Yani onu söyleyeyim hastamıza. Kesinlikle yakın bir tarihte gidip bir diş hekimine baktırsın, yakın diş hekimine ve oradaki kanal tedavisi, gereken kanal tedavisi yapılsın. Üzerine dolgusu yapılsın ki kök ucundaki iltihap kanal tedavisiyle iyileşmiyorsa rezeksiyon dediğimiz kök ucu ameliyatı var. Hani ön diş estetik bir diştir ve kolay kolay yapılmaz. Hani kimse de kaybetmek istemez ön dişini. Doğru. Kaybetmek istemiyorsa bu işlemlerin hepsini yapacaktır ve bunların sonucunda güzel hani %50'nin üzerinde bir başarı elde edeceğine eminim. Ama iyi bir hekime, donanımlı bir polikliniğe gitmesi gerekiyor. Özen diş kliniğine mesela. Tabii ki. Efendim, Mizgin hocam benim sağ üst ağzı dişim apseli demiş. Evet. Ağızdan antibiyotik tedavisi aldım. Geçmedi. Doktor enjeksiyon verdi ama röntgende hala iltihap gözüküyor. Evet. Doktor bu tamamen kurumaz. Çekelim dedi. Cesaret edemedim demiş. Sizin görüşünüzü almak istiyorum bu konuda. Yani görmem gerekiyor açıkçası. Hani herkes hekimin olduğu gibi hem radyolojik bir muayenesini yapmam gerekiyor. Yani her iltihaplı diş çekilmez. Ama iltihabın düzeyi önemli. Bütün kökü kapsamışsa ve çok geniş bir iltihap varsa zaten hekim arkadaşımız hani demiştir çekimden başka çare yok diye. Ama bazı iltihaplar oluyor ki kanal tedavisiyle güzel sonuçlar elde edebiliyor ve uzun yıllar kullanabiliyor hasta. O şekilde de dişini. Eğer kanal tedavisi denenmemişse kanal tedavisini denenebilir diye söylüyoruz. Gelemeyecekseniz de bir ağız içi resminizi atarsanız onu değerlendirebilir hocam diye düşünüyorum. Bir başka mesaja geçiyorum. Benim 20 yaş dişimden dolayı sol yanağımda apse oluştu ve yaklaşık 2 aydır antibiyotik kullanmama rağmen şişlik geçmedi demiş hocam. Ne yapılması gerekiyor? Apseyi almanın başka bir tedavisi yok mu? Antibiyotikten başka yani apseyi ağız içinde drene etmek mümkün değil mi demiş. Bilinçli mümkün. Ama drene. Evet, drene. Drene etmek akıtmak demek ağız içinde. Bir yol açarak keserek oraya akıtmak demek. Ya hocam bu apse çok büyük bir sorun. Evet, çok ve bu mevsimlerde çok belli ediyor kendini. Değil mi? Soğuk havalarda çok daha oluşuyor. Hani genelde iltihap çok fazlaysa, şişlik varsa zaten hastaya direkt ilaç tedavisi veriliyor. Hocam iltihap ters değil mi? Soğukta daha kendini donar. Donar ama enfeksiyon, vücut direkt enfeksiyon olduğu için direnç düşüyor. Direnç düştüğü gibi sıkıntılı yerler kendini belli ediyor. Hani sıcakta sanki daha çok kendini göstermesi. Yok hani öyle olmuyor, tam tersine. Vücut tam direnci tersi. Düştüğü için rahatsızlık olduğu gibi orası sıkıntılı zaten kendini belli ediyor. Ve bu hastalarımızda dediğim gibi önce ilaç tedavisi yapılıyor. Eğer ki çok ciddi yüzde bir şişlik varsa diren nereden takılması gerektiği anlaşılıyor zaten. Fistül dediğimiz bu iltihabın başı dışarıdan vermişse mesela alt çeneden bazen dışarıya veriyor. Dışarıdan takabilip akıtabiliyorsunuz. Ağız içinden vermişse o başlığın mesela tomurcuk gibi oluyor. Onu ağızdan akıtıyorsunuz ama bu cerrahi bir işlem. Kesinlikle normal hekimlerde kolay kolay yapmıyor. Cerrahi bir işlem. Cerrah doğru, yapıyor. Doğru, aynen. Doğru. Sonraki aşama biraz farklı. Eğer ki iltihap biraz iyileşmişse kanal tedavisi artı rezeksiyon yapılıyor. Eğer olmamışsa da diş çekiliyor. Benim alt ve üst dişlerim dar demiş. Sıkışık. Alttakiler biraz çarpık. Evet. Ve üstteki dişim ileri doğru çıkmış. Evet. Çeneye gelince bir parmak ya var ya ne güzel bir samimi bir yazım mesaj. Ya var ya yok demiş hocam. Geride demiş. Sorunum ise ağzım zor kapanıyor. Evet. İki diş gözüküyor sürekli ve çok rahatsız oluyorum bu duruma.
duruma göre çene ameliyatına gerek var mı? Kaplama mı veya tel mi? Özellikle. Aynen. Yaşı soracaktım ama yaşı yazmamış galiba. Yazarsanız eğer normal hani çok büyük yaşta değilse hastamızı ortodontiye yönlendirebilirim ve dişler sağlıklıysa açıkçası. Dişlerde ciddi bir sıkıntı yoksa hastamıza ortodonti dediğimiz tel tedavisi uygulanabilir. Dişler normal pozisyona hani getirilebilir bu şekilde çok ciddi çarpıklık varsa. Çünkü kaplamada sağlıklı dişler küçültülmüş oluyor. Bunu genelde hastalarımız istemiyor. Ve dişler bir önde bir arkada olduğu için kaplama için de bayağı bir dişten almanız gerekiyor. Sonuçta eskiden eğri büğrüydü. Bunu düz bir hale getirmek için dişten çok madde kaybı oluyor kaplama için. Ama hastanın yaşı ve dişlerin durumu uygunsa kesinlikle ilk başta tavsiyemiz ortodonti, teldir. Tel tedavisiyle dişler normal pozisyona getirilir. Hasta bu durumdan memnun değilse veya gerekli bir durum varsa, çene çok fazla geride veya öndeyse de eğer ameliyat gerekiyorsa ameliyat da yapılabilir. Evet hocam teşekkür ederim. Şöyle biraz rica dinlendireyim ederim. Ya çok yordum seni. Sıkıntı yok. Vallahi üst üste geldi sorular. Bayağı daha var. 4 tane 5 tane daha sorumuz var. Ama ben şöyle mutfağa geliyorum. Evet. Ne durumdayız şefim? Az kaldı sayılır. Bu ne? Beşamel. Beşamel sosumuz. Beşamel. Evet. Beşamel. Beşamel mi beşamel mi? Beşamel değil mi? Beşamel. Evet. Bilmiyorum ben de karıştım. Evet. Ama bir lezzet verdiği bir gerçek beşamel sosun. Acayip güzel bir lezzet. Evet vermiş. Böreğimiz ne durumda şefim? O şu an pişiyor. Şöyle neler yaptığımızı bir anlatalım mı? Birazdan. Şu an işim var. Samimiyete gelmiyor. Hemen birazdan işi var çünkü keza. Şu anda böreği çeviriyor. Hemen o zaman gel şefim anlatalım onu karıştırırken. Neyimiz vardı efendim? Ispanaklı tavuk mantar graten. Doğru mu? Evet. Bir neler yap? Pencereyi alalım. Neler yaptığını değerli şefimizden öğrenelim. Ispanaklı mantar graten. Evet. Tavuk mantar graten için ne yaptık? Tavuklarımızı kuşbaşı doğradık. Kuşbaşı doğradıktan sonra onu soteledik. Daha sonra mantarımızı ilave ettik. Evet. Onu da soteledik ve ıspanağımızı küçük küçük doğradık. Haşlamadan koyduk. Suyun da haşlanmasını sağladık. Onu da ilave ettik. Bir beşamel sos hazırladık. Onu da tereyağı, un kavurduk. Sütümüzü ilave ettik. Tuzumuzu, karabiberimizi ilave ettik. Ve şu an bunları harmanlıyoruz. Üstüne kaşar rendesi yapacağım ve fırına yiyeceğim. Kaşar rendesi yapıp fırına vereceğiz bunu da. Yetişecek değil mi? İnşallah. Yetişecek. Bence yani kaşarın erimesi lazım sadece. Kaşarı zaten eriteceğiz. Kendisi pişti. Çabucan çok basit. Bir deneyimiz vardı efendim. Bir böreğimiz vardı. Patatesli börek. Onu ne yaptık? Şöyle bir liste patates değişti. Patatesimizi haşladık. Patatesi haşladıktan sonra bir kenarda soğanımızı küçük küçük doğramış olduk ve onu soteledik. Ardından patatesimizi rondodan çektik, onunla birleştirdik. Baharatlarımızı ilave ettik. Bir kenarda da sosumuzu, sıvı harcımızı yaptık. Yufkamızı koyduk. 5 kat şeklinde sıvı harcımız, patatesimiz şeklinde sıraladık ve dizdik. Üstüne sıvı harcımızı tekrar döktük. Susam ve çörek otu yapıp fırınladık. Fırınladık. Teşekkür ederiz şefim. Bir de yarınımız var. Yarın sonra. Şu an işim var. Koşturuyor. Vallahi nasıl, bir şey nasıl isterse öyle yapalım. O zaman bir iki tane daha soru sorayım geleyim. Aynen sorularımızı sonra konuşalım biz. Tamam sorularıma geçiyorum ve geliyorum hemen şefime yarın. Çünkü Perşembe günümüzün menüsü var. Hemen değerli hocama dönüyorum. Benim sorunum sağ alt demiş hocam. Evet. Yedinci dişimin yani ne? Sağ alt yedinci diş. Yedi numaralı diş. Evet. Her şeyi biliyorlar. Ben niye bilmiyorum evet. Yani? Şunu mesela kaçırdı diş. Kaç numaralı? Orta hattan itibaren sayılıyor. Öyle orta mi? Orta hattan ama itibaren. Ama bilinçli millet demek evet, ya. Evet işte herkes biliyor demek ki artık. Vallahi yavaş yavaş. Dişimin 16 yaşıma gelmeme rağmen hala çıkmamış olması, daha doğrusu diş oluşumu oluşmuş halde röntgenlerde görünüyor demiş hocam. Evet. 16 yaşında mı? Hayır. Evet. 16 yaşıma gelmeme rağmen demiş. Görünüyor. Fakat diş etiyle kaplı. Dişimin çıkması için ne yapmam gerek? Cerrahi bir işlem gerek. Cerrahi bir işlem gerekebilir. Ortodontik bir tedavi de gerekebilir. Yani bu dişin gömülü kalmasında mümkün mü hocam 6 yaşına kadar çıkmaması ya? Çıkmaması farklı etkenler olabilir. Mesela arkadaki 20'lik diş belki öndekiyle sıkıştırmıştır araya.
Ondan olabilir. Veya çene çok küçüktür. Çenede yer bulmadığı için çıkmıyor olabilir. Bu durumların hepsi söz konusu. Gidip bir klinikte kesinlikle radyolojik muayene yaptırması gerekiyor. Ve gerekli cerrahi işlemse cerrahi işlem, ortodontikse ortodontik tedavi gerekiyor. Ve o dişin çıkması gerekiyor. Çünkü o diş de önemli bir diştir. Çiğneme dişidir, 7 numaralı diş. En arkadaki dişimizdir. Olmadan hani kolay kolay çok sağlıklı güzel bir çiğneme yapılmaz. Evet, teşekkür ederim. Onun olması ederim. Daha sağlıklı olur tabii ki. Hocam bir soru daha sorup sonra şeye geçeceğim. Tabii. Evet. Hemen, evet. Diş eti çekilmesinden dolayı farklı doktorların verdiği ilaçları kullandım demiş hocam. Evet. Ancak bir türlü iyileşme olmadı. Dişlerime bakmaya artık korkuyorum. Çok çirkin bir hal aldı. Size öyle geliyordur ya. çürük yok. Denecek kadar az ama özellikle ön tarafta alt çenedeki diş sırası oldukça kötü. Bir hal aldı, kötü bir hal aldı. Diş eti çekilmesinin nasıl bir tedavisi var? İlaç tedavisi fayda vermiyormuş hocam. Şöyle ki eğer ki ilaç tedavisi fayda etmemişse hastamıza, hastamıza cerrahi bir işlem yapılabilir. Periodontoloji dediğimiz diş eti bölümü var. Bunda periodontoloji. Diş eti hastalıkları dediğimiz. Evet. Bunda cerrahi işlemler de yapılıyor. Mesela damaktan diş eti parçası alınıyor yani. O bölgeye mesela ön bölgede fazla var ya dedi. Oraya böyle yama gibi dediğimiz böyle yapılıyor. Graft yapılabiliyor veya yapay maddelerle yapılabiliyor. Aynen. Kemik tozu koyulabiliyor. Bunlarla bu diş eti yukarıya çekilebiliyor. Diş hekimliği demek bir estetik olay tabii da var. Tabii ki biz çok ciddi hani diyoruz ya böyle estetisyen evet. olarak da geçiyoruz zaten. Çok güzel. Çok kesinlikle. Güzel hocam. Hemen geliyorum. Tamam. Sevim yeter artık gel. Geldim. Buradayım. Bundan sonra gelmiyor diyorsun. Ben çağırınca gelmiyorsunuz. Ana. Aa, görüyor musunuz? Gördün değil mi? Ya. Süründürüyor şimdi bence. İşte böyle. Süründürüyor şimdi de. Yapacak bir şey yok. Evet efendim bir de Perşembe günümüzün menüsü var. Değerli şefimizden ne yapacağımızı öğrenelim hep birlikte. Kakaolu, Perşembe... fındık kremalı bir kurabiyemiz Kakaolu, var. Kakaolu... Fındık kremalı bir kurabiye. Fındık kremalı bir kurabiye. Evet ve elma tarzı. Kakaolu fındık kremalı bir kurabiyemiz varmış efendim. Buyurun birlikte görelim malzemelerini. Anam geldi. Kakaolu fındık kremalı kurabiyemizin malzemeleri 1 adet yumurta, 3 bölü 4 su bardağı kakaolu fındık kreması, 1 su bardağı un. İçeği için ise 1 bölü 2 su bardağı kakaolu fındık kreması, 1 bölü 4 su bardağı fındık. Evet. Ben duyuyorum. Şekil hemen. Olsun. Bir de ikinci menümüz var efendim. O neymiş? Elmalı tart. Elmalı tartımız efendim. Evet. Elmalı tartımızın malzemelerini görüyoruz. Evet. Elmalı tartımızın malzemeleri 2 bardağı un, 125 gram tereyağı, şekerimiz var. Evet. Tuzumuz var, yumurta sarısı var ve suyumuz var. Elma püresi için elma, şeker, limon suyu yarın tekrar söyleyeceğiz zaten. Evet. Açmak için ise unumuz var zaten. Elmamız, tereyağımız var. Üzerinin jölesi için de frambuaz jölesi kullanacağız. Frambuaz jölesi. Evet. Tamam ben bu işi hallediyorum şefim. Tamam. Efendim bu malzemeleri bir araya getirdiğiniz takdirde her şeyi ben yapıyorum aslında. Şimdi bak yakalandım şu anda görüyorsunuz. Efendim. Bu malzemeleri bir araya getirdiğiniz takdirde yeterli mi şefim? Yeterli. Evet. Sizler kendi mutfaklarınızda ya da mutfak olarak kullandığınız mekanlarda biz de burada stüdyo mutfağımızda çok değerli şefimiz Müyesser Hanım'ın o güzelim tarifleri karşılıklı yaparız diye düşünüyoruz. Aynen öyle. Tavuk aranız nasıl bu arada? Tavuk. Ha. İyi ben severim yani. Tavuk. Evet. Hoş yani. Herkes benim gibi değil. Ben valla o kadar... şey değilim tavuğa. Yani hele son herhalde. Zamanlarda bu tavuk hormonal şeylerden evet, dolayı biraz kalmadı zaten. Değil mi? Evet. Eskisi gibi değil. Tavukla eti yiyecekseniz köy tavuğunu değil mi? Böyle tabii, onu bulursanız ondan alası. Gıdıklayan böyle şeyde bahçelerde, evet. şeyde köylerde o tavuğu tercih etmenizi tavsiye ederim diyorum. Hocam iki tane kaldı. Tabii ki sıkıntı yok. Çok özür diliyorum sizden. Yok estağfurullah. Hemen bakıyorum onlara da. Evet. Merhaba, yaklaşık 1,5 ay önce dişlerime tel takıldı demiş hocam. Evet. Dişimde gözle görülür bir düzelme var. Ancak 2 gündür fark ettim üstteki ön dişimde hafif bir kararma var.
ve ağrı yapıyor. Evet. Sebebi ne olabilir? 1,5 aydır asitli bir tüm içeceklerden. Sağ ol ya. Yani tam bölünecek yere. uzak duruyorum. Asitli içeceklerden uzak duruyorum. 2 gün sapasağlam dişim çürür mü demiş. Korkmaya başladım. Bu konu hakkında bilgi verir misiniz? Şimdiden teşekkür ediyorum değerli hocam demiş. Yani korkmasın aslında ama direkt diş hekimine gitsin onu söyleyeyim. Çünkü bu kararma çok iyi işaret değil. Genelde tel takıldıktan sonrasında çok şiddetli kuvvetler uygulanırsa eğer biraz fazla bir kuvvet uygulanırsa dişlerde direkt nekroz dediğimiz cansızlaşma durumu gerçekleşiyor. Ve bu renkleşme de biraz onun habercisi oluyor. Telden ne gibi bir şey? Sıkın mı? Fazla mı sıkılırsa? Dişlere sonuçta hareket ettirmek için bir kuvvet uygulanıyor bu tellerle. Evet, evet. Ve bu kuvvet eğer dişin kaldırabileceği kuvvetten 1,5 ayda uygulanması gereken kuvvet vardır. Hani bunu tabii ki de uzmanlarımız daha iyi bilir. Bu kuvvet biraz aşarsa kendini, hani bunu bilinçsiz belki yapmıştır, fark etmeden yapmıştır. Eğer ki böyle olursa direkt dişte cansızlaşma oluyor ve kararma oluyor. Diş kanal tedavisi yapılmak zorunda kalabilir. Direkt diş hekimine başvursun. Dişte bir de ağrı varsa bu çok iyi işaret değildir. Tamam hocam. Çürüme değil ama cansızlaşma olabilir. Cansızlaşma olabilir. Evet. Teşekkür ediyorum. Son sorumu soruyorum. Tabii. Bugün çok yordum vallahi hocam. Yok yok. Gerçekten. Bunun için geliyoruz zaten. Ama destek olalım tabii istiyoruz. Tabii ki de insanların sorularına cevap vermek için hiç problem değil. Bu bizi değil. Çok mutlu ediyor. Soruları gönderdiğiniz için de ayrıca teşekkür ederiz. Aynen doğru. Daha çok yollayın. Biz size kesinlikle daha çok yardımcı olalım. Daha çok ulaşalım. Yüz buldum ya. Efendim ön iki dişim diğerlerine göre önde. Evet. Ve büyük demiş. İkisinin de yanında beyaz leke var. Hı hı. Birine doktor ellediğinde pürüzlü olduğu için başlangıç çürüğü dedi. Evet. Ve aldı. Hı hı. Bu lekeler bazen ışığın durumuna göre değişiyor. Kahverengiye de dönüyor. Hı. Ama diğer pürüzsüz ve bu çürük değil dedi. 5 doktorda diğer çürük olduğu düşünülen diş kazındı. Evet. Şu an şey yok. Çok az boşluk var ama hala ışığın açısına göre hafif bir kahverengilik evet. duruyor demiş. Hı hı. Nedir bunlar? Ne yapmalıyım? Bunlar aslında... Hocam bir şey daha sorayım da öyle şey yapayım. Tabii. Dişte, şimdi damakta yaralar bazen kanser olabiliyor. Evet. Dişin üzerinde de kanser söz konusu olabilir mi? Yok, diş farklı bir şeydir. Dişte kanser olmaz. Oluşmuyor. Yok, diş sert bir doku. Ben bunu sorayım da belki rahatlatırım onu da. Yok yok, öyle bir şey oluşmuyor. Ama dişin üzerinde oluşan bu beyaz lekeler eğer çürük değilse, mine dediğimiz doku var ya, minenin evet. çözünmesi diyoruz buna. Deminizasyon. Yani mine böyle çeşitli maddelerle, asitlerle çözülüyor. Evet. Çürük değil de açılması diyelim. Bunlar da genelde çok fazla tedavi edilemiyor. Dolgu yapılması gerekiyor. Çünkü hasta bundan rahatsız olursa dolgu yaptırması gerekiyor bu lekeyi. Hani birkaç hani şey yapmış, dolgu yapmış ama bu dolgularla yine de ışık altında memnun değilse o zaman hastamıza hani lamineyi önerebiliriz. Çünkü bu lekeler geçmez kolay kolay. Geçmez. Ya da dolgular iyi olmayabilir. Başka bir hekime gitsin dolgusunu yenilesin. Yapıdan mı oluyor? Ya yapısal oluyor tabii ki de. Şeyle ilgisi yok. Yani yok. Hastayla ilgisi yok. Yapısal kesinlikle. Bazılarında direkt böyle beyaz açılmalar oluşuyor. Hocam programı bitirdim. Evet. Evet. Tamam. Siz şöyle bir yemeğimizin tadına bakın. Efendim biz Aylan Süren'in sonuna geldik. İnşallah dolu dolu bir program geçirmişizdir. İlk bölümde öyle. Evet. İkinci bölümde bilgiyle dolu bir program oldu. Hocama çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Verdiği bilgiler için. Şefime, Bediyan'ıma çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler. Biz yarın efendim saat 15'te buradayız. Sizleri de bekliyoruz. Hoşça kalın.